Çok değerli İstanbul Vergi Dairesi Başkanım, İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanım, Gelir İdaresi Başkanlığı Grup Başkanım, kamu kurumlarımızın çok değerli temsilcileri, değerli TÜRMOP yöneticilerim, İstanbul dışından gelen oda başkanlarımız, oda yöneticilerimiz ve çok değerli meslektaşlarım, elektronik defter ve belge uygulamalarında son gelişmeler konulu seminerimize hoş geldiniz. Yorucu geçen bir yaz döneminden sonra maalesef çok tatil yapma imkanı olamadık mesleki yoğunluktan dolayı. İlk Cevahir seminerimiz bugün biraz yoğun katılım var. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu sizlerle birlikte olmanın gururunu yaşıyoruz. Açış konuşmalarını yapmak üzere Oda Başkanım Sayın Yücel Akdemir'i kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. TÜRMOP'umuzun çok değerli genel saymanı, çok değerli İstanbul Vergi Dairesi Başkanım, çok değerli İstanbul Büyük Mükellefler Grup Başkanım, Ankara'dan bugün gelen çok değerli daire başkanım, çok değerli gelir idaremizin, Maliye Bakanlığımızın çok değerli bürokratları, bugün değerli misafirlerimiz var. Aramızda Tokat Oda Başkanımız var, Çanakkale Oda Başkanımız var, Bartın Oda Başkanımız var, oda yöneticilerimiz var. Odamızın çok değerli başta yönetim kurulu üyeleri olmak üzere kurulu üyeleri, çok değerli temsilcilerim, temsilci yardımcılarım, çok değerli meslektaşlarım, odamızın düzenlediği bu dönemin ilk seminerine hepiniz hoş geldiniz. Muhteşemsiniz bugün. Müthiş bir kalabalık var. Bu arada ön sıralarda boş yerler var. Ben arkadaşlardan rica ediyorum. Çantalarınızı, paltolarınızı eline alın. En az şurada 10 tane boş yer görüyorum değerli arkadaşlar. Sandalyelerimiz geliyor. Sandalyelerimiz geliyor. Belki ufak bir sıkışıklığımız olacak. Konu önemli. Ama bunları hep birlikte aşacağız. Yeni bir dönem, yorucu bir döneme giriyoruz. İşimiz biraz zor, şu anlamda zor. Bir taraftan ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar var. İstesek de istemesek de bu ekonomik sıkıntılar mesleğimizi de yakından etkiliyor. Bizi de zorlu günler bekliyor. Bunları hem ülkede hem meslekte de dayanışmayla daha fazla bir araya gelerek, daha fazla eğitim yaparak, kamuyla da daha fazla dayanışarak bu sorunları hep birlikte aşacağız. Tüm bu sorunlara rağmen teknolojinin ayak seslerini her zamankinden daha fazla duyuyoruz değerli arkadaşlar. Teknoloji yerinde durmuyor, ekonomik sıkıntı da anlamıyor. Kamu teknolojiye yatırımlarını yaptı, bizimle ilgili uygulamalar da başladı. Birçok yerde ifade ediyorum. 2017, 2018, 2019'da mesleğimiz biraz daha şekil değiştirecek. Bugünlerden arkadaşlara söylüyorum, diyorum ki serbest meslek makbuzlarınız bitmişse sakın yenisini bastırmayın. 2019'un Temmuz'da zorunlu olarak e-serbest meslek makbuzuna geçeceğiz. Sadece biz değil, tüm serbest meslekler. Yine müşterilerimiz müstahsil makbuzu bastırmasınlar. Temmuz ayında tüm müşterilerimiz zorunlu olarak e-müstahsil makbuzuna geçecekler. Uygulamalar durmuyor değerli arkadaşlar. E-arşiv fatura kullananlar, biraz sonra üstadlar bilgi verecekler. Yılbaşında zorunlu e-irsaliyeye geçecekler. Bunları saymakla bitiremem. Ama bir şeyi söylüyorum, iş farklı bir noktaya gidiyor. Biz bu salondakiler 30 yıldır ağırlıklı olarak ekmeğimizi
defter tutmadan, beyanname göndermeden kazanıyoruz değerli arkadaşlar. Ama bir dönem yavaş yavaş sona eriyor. E-taslaklarda benim gördüğüm, bir iki seneye kalmadan muhtemelen fatura fiş girme kalkacak değerli arkadaşlar. Alışları ve satışları yukarıdan alacağız. Sürece kendimizi hazırlamamız gerekiyor. Bunun adına yeni dönemde defter tutmanın yerine artık hepimiz müşavirliğe, danışmanlığa, raporlamaya ve diğer uzmanlık alanlarına döneceğiz. Yine bir şeyi tekrar edeceğim, her yerde anlatıyorum. Bu işler defter tutma işi gibi tek başına yapılır işler değil değerli arkadaşlar. Kadrolarımızı, mekanlarımızı, güçlerimizi gözden geçirip yeniden organize olmak zorundayız bürolarımızda. Aksi takdirde bu işleri yapamayız. Diğer işlere benzemiyor. Sizlerden ricam, sıkıntılı olduğunu biliyorum, zor olduğunu biliyorum, kültürümüzde olmadığını biliyorum ama çok büyük kurumsal yapılardan bahsetmiyorum. Hiç olmazsa iki yol arkadaşı bir araya gelelim. İster ortak olalım, ister gider ortağı olalım, istersek başka türlü ortak olalım. Ama mutlaka bir araya gelelim. Çünkü bu İstanbul bizi yoruyor, işlerimiz bizi yoruyor, bazen sağlık sorunlarımız oluyor, o emeklerimiz bir günde zayi olup gidiyor. Dilerim yıl sonuna kadar bunları değerlendiririz. Bu teknolojik gelişmede bize düşen görevler bunlar. Geleceğe kendimizi hazırlayacağız. Diğer taraftan kamuya düşen görevler var. İşte bu toplantıda bunun bir göstergesi. Çok teşekkür ediyorum ben bakanlık temsilcilerine. Daha fazla paylaşacağız. Daha fazla uygulamaları zamana yayacağız değerli arkadaşlar. Zamana yayacağız. Birbirimize yardımcı olacağız. Birlikte hem bu mesleğin sorunlarını hem bu ülkenin sorunlarını birlikte çözmeye çalışacağız. Hepimizin beklediği sıcak haberler var. Sıcak haberler var. Beklentilerimiz var. Hayatımızı iş yoğunluğundan dolayı ertelemelere bağladık. Ama bir gerçeği de ben her yerde söylüyorum değerli arkadaşlar. Bırakın beyannameleri ayın 27'sine uzatmayı. Öyle bir iş yoğunluğumuz var ki beyannamelerin hepsini 30'una da çeksek zaman yetmiyor. Doğru mu arkadaşlar? Yetmiyor arkadaşlar. Sorun orada değil. Artık bazı şeyleri konuşacağız. Dayanışacağız dedim. Haksız rekabette ücret alacaklarımızda angaryalarda beyanname süreleri de bizim kendi aramızda yarattığımız sorunlar. Tabii ki ekonomiden etkileniyoruz. Dayanışarak, eğitim yaparak umuyorum bunları hep birlikte gelecek dönemde çözeceğiz. Bugünlerde SSK Muhtasar Birleşmesi'ni konuşuyoruz. Birçoğumuzda ertelenme beklentisi var. Kamunun kararına saygısızlık anlamında değil ama ben şunu biliyorum. Sonuçta kamu bir karar verecek. Hepimiz de buna saygı duyacağız. Portala birleşme yüklendi. İstanbul için, sadece İstanbul için bir ertelenme konuşuluyor. Sayın Bakanımızın da bildiğim kadarıyla bilgisi var. Umarım ertelenir. İstanbul'da altyapı sorunları var biliyorsunuz. Altından kalkamayacağımız bir iş değil. İstanbul'da meslek mensuplarının bu sürece hazırlanması çok kolay değil. Umarım ertelenir. Yine hepinizin merak ettiği bir konu var. Gelir idaresiyle, vergiyle ilgili taksitlendirmeler 15 gün uzatıldı biliyorsunuz. Müşterilerimizi bilgilendirdik. SSK'yı soruyorsunuz, merak ediyorsunuz. SSK'da da ikinci taksiti yatırana kadar birinci taksitin yatırılması şartıyla taksitlendirmenin bozulmaması konuşuluyor. Bizim talebimiz bu yönde, beklentimiz bu yönde. İş dünyası
Onlar bizim veli nimetimiz. Hangi sıkıntılar içinde olduklarını biliyoruz onların. Umarım onlara da bir kolaylık olur. Kolaylık olur. Aralık ayına kadar planlamalarımızı yaptık. Hem burada hem ilçelerimizde yoğun olarak mutlaka elinizden geldiği kadar katılın. Bir taraftan usul incelemelerini konuşacağız, eğitimlerini yapacağız. Diğer taraftan e-uygulamaları yapacağız. Diğer taraftan da muhtasar SESKA birleşmesiyle ilgili eğitimlerimiz her ilçede en az bir kez yapılacak. Her zaman söylediğim gibi İstanbul mesleğin öncüsü, bir taraftan İstanbul'daki meslektaşlarımıza bu eğitim katkısını verirken elimizden geldiği kadar geldiğimiz veya atalarımızın doğduğu Anadolu'ya da eğitmenlerimizi gönderiyoruz. Ben bu anlamda da gerek İstanbul TESMER şubemize, Anadolu'ya giden, bu bilgiyi Anadolu'da paylaşan eğitmenlerimizin tamamına teşekkür etmek istiyorum. En büyük teşekkürüm sizlere, bu salonları doldurdunuz. Hiçbir meslekte böyle bir şey yok. Umarım bu ilgi mesleğe, ülkeye bu kadar sevdalı olmak kamunun bize daha fazla sahip çıkmasına neden olur. En büyük teşekkürüm sizlere. Ben öncelikle bir kendinizi alkışlayın diyorum. Bir alkış rica ediyorum. Tekrardan konuşmamı tamamlarken Vergi Denetim Kurulu İstanbul Büyük Mükellefler Başkanımız Sayın Eren Yeşilyurt'a, İstanbul Vergi Dairesi Başkanımız Sayın Bekir Bayraktar'a, Gelir İdaresi Başkanlığı Grup Başkanımız Sayın Abdullah Kiraz'a, bize bugün bu eğitimi verecek Luka'dan Cenk İçer'e, oturum başkanlığı yapacak Başkan Yardımcımız Erol Demirel'e, tüm misafirlerimize tekrar teşekkür ediyor. Eğitimimizin başarılı geçmesi dileğiyle sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Konuşmalarını yapmak üzere Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanımız Sayın Eren Yeşilyurt. Buyurun Sayın Başkan. Sayın İstanbul Vergi Dairesi Başkanım, İstanbul Serbest Muhasebe ve Mali Müşavir Odası Başkanım, çok değerli üstadlarım, meslektaşlarım, kıymetli katılımcılar. Sizleri öncelikle Maliye Bakanlığı, Vergi Denetim Kurulu adına ve şahsım adıma saygılarımla selamlıyorum. Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü olan İstanbul Serbest Muhasebe ve Mali Müşavir Odası tarafından düzenlenen bu seminerde sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyduğumu öncelikle belirtmek istiyorum. Bugün panel konumuza baktığımız zaman elektronik defter ve belge uygulamalarındaki son gelişmeler olarak görüyoruz. Günümüzde teknoloji, diğer bir ifadeyle bilişim teknolojisinin hayatımızda çok önemli bir bölümde yer aldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Günlük yaşamımızda olsun, yaptığımız işlerde olsun, hayatın her aşamasında bilgisayarı ve getirdiği imkanları kullanıyoruz. Bundan yaklaşık 25-30 yıl önce teknolojinin, bilişim teknolojisinin hayatımıza bu denli sahip olacağını söylesek eminim birçoğumuz inanmazdık. Ama bugün baktığımızda onsuz yapamıyoruz. Gerek dünyanın globalleşmesi, gerekse ülke ekonomilerindeki gelişmeler bilişim teknolojilerinden faydalanmayı zorunlu hale getirdiğini söyleyebiliriz. Bu anlamda rekabetçi ortamda dünyadaki gelişmelerden geri kalmamak ve günümüzde en kıymetli değer olan Başkan Bey'in ifade ettiği üzere
zamanı en iyi değerlendirmek, zaman maliyetini minimuma indirmek için gerek özel sektörde gerekse kamu sektöründe bilişim teknolojisine ve yazılımlarına büyük yatırımlar yapılmaktadır. Son yıllarda Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak bizler de, bizlerin tüm birimleri bilişim teknolojisini yakından takip ediyor ve bu anlamda önemli yatırımlar yapıyoruz. Vergi Denetim Kurumu olarak bizler vergi incelemelerinin tüm aşamasında ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile olan ilişkilerde bilişim teknolojisinden etkin bir şekilde yer almaktayız. Ve bu sürece incelenen mükellefleri ve siz meslektaşlarımız da dahil edilme konusunda çalışmalar yapmaktayız. Bugün de burada elektronik defter ve belge uygulamasındaki son gelişmeler başlığı altında yine bilişim teknolojisinin hayatımızdaki önemini vurgulamaya çalışacağız. Bu anlamda panelistlerin konularını değerlendireceğiz, müşahede edeceğiz. Ve buradan ayrıldıktan sonra da buradan elde ettiğimiz bilgileri yaptığımız işlerde etkin bir şekilde kullanmanın gayret içerisinde olacağız. Aslında baktığımızda gayretlerin, çalışmaların ortak amacı yaptığımız işi en iyi, en kaliteli şekilde yapmak ve hazineye intikal etmesi gereken vergiyi en doğru ve kısa zaman içerisinde sağlamaktır. Gerek kamuda çalışan bizler, gerekse özelde çalışan sizler, kısacası maliye, vergi paydaşları olarak hepimiz çok kutsal bir amaca hizmet etmekteyiz. Bu amaca hizmet eden sizlere Hazine ve Maliye Bakanlığı adına ayrıca çok teşekkür ediyorum. Sözlerime burada son verirken, bugün burada bizleri buluşturan İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir Odası Başkanı Sayın Yücel Akdemir'e ve nezdinde tüm yönetim kurulu üyelerine, bizlerle çok değerli bilgilerini paylaşacak olan değerli panelistlere ve bu güzel ortamın oluşmasında emeğe geçen herkese teşekkür ediyor. Bu panelin faydalı ve başarılı geçmesi dileklerine saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Konuşmalarını yapmak üzere İstanbul Vergi Dairesi Başkanımız Sayın Bekir Bayraktar. Buyurun Sayın Başkan. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Oda Başkanım, İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanım, Bakanlığımızın değerli temsilcileri, Anadolu'nun muhtelif illerinden gelen oda başkanlarımız, değerli meslektaşlarım, ben de hepinizi konuşmaya başlarken saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Maşallah. Tam doluyuz yani ayakta. Herhalde dışarıda olanlar var salonda. Çok güzel bir ortam. Ben öncelikle bu kadar meslek mensubunu bir arada bulmuşken bir teşekkürle başlamak istiyorum. Son 1,5 yıllık süreçte 3 tane yapılandırma kanunu beraberce uyguladık. 6736, 7020, en sonunda 7143 sayılı kanunu beraberce uygulamasını yaptık. Gerçekten bu kanundan uygulama sürecinde en büyük desteğimizi sizlerden gördük. Her aşamasında hem mükellefleri bilgilendirme anlamında hem de kanunu daha iyi anlatarak kanundan beklediğimiz amaca ulaşma anlamında çok büyük katkınız oldu. Ben onun için hem şahsım adına hem de teşkilatım adına hepinize teşekkür ediyorum. Aslında iyi de oldu bu kanunlar sonrasında. Bir beyaz sayfa açıldı. Nihayetinde işte mahtar arttırımında bulunanlar oldu. Stoklarını, kayıtlarını düzeltenler oldu. Borç dolayısıyla takibata uğrayanlar işte bu yapılandırmayı yapınca bununla alakalı bir nefes almış oldular. Ama tabii bu süreç artık bitti. Özellikle tahsilat konusunda, denetimler konusunda artık önümüzde yeni bir süreç var. O nedenle bundan sonraki süreçte de
bu yapılandırma kanunundan faydalanan mükelleflerinizin işte kanunlardaki çerçevede yapmış olduğu taksitlendirmeleri zamanında ödenmesi konusunda tekrardan sizden destek bekliyoruz. Çünkü o ödemeler yapılmadığı zaman takibata uğrayacaklar, sıkıntı çekecekler. Nihayetinde onlar sıkıntı çekti mi o sıkıntıyı yansıtıyorlar. Böyle bir süreç başlıyor. Biz tabii göreve geldiğimizden bu yana hem kendi vergi dairelerinin hem de sizlerin işlerini en aza indirecek şekilde bir iş dizayn etmeye çalışıyoruz. Ve ekipler kurduk, çalışmalar yaptık. Dedik ki en çok mükelleflerle, mali müşavirlerle yapmış olduğumuz çalışmalarda hangi noktalara daha çok karşı karşıya kalıyoruz? Veya hangi konular polemik konusu oluyor? Öncelikle işe başlama konusunu ele aldık. Tabi burada belki en çok sıkıntı yaşanan konu yoklamaların yapılmasıydı. İşe başlama yoklamaları, şube açılış yoklamaları, adres değişikliği yoklamaları. Zaten artık mükellefiyetin tesisinle alakalı ciddi bir ülkede mesafe kat edildi. Çünkü hepinizin bildiği üzere kurumlar vergisi mükellefleri artık ticaret sicillerinde, ticaret odalarında otomatik olarak oraya başvurulduğunda biz kayıtları otomatik olarak açıyoruz. Yine gelir vergisi mükelleflerinde de artık vergi dairesine başvurulduğu zaman yoklamalar daha sonra yapılmak üzere otomatik mükellefiyet tesisleri yapılıyor. Ama biz baktık ki yoklamalara gittiğimiz zaman iş yerin biz bazen geç gidebiliyoruz. Gittiğimizde bazen mükellefi iş yerinde bulamıyoruz. Bu sefer bulamadığımızda tabii tekrardan o iş yerlerine gitmek gerekiyor. Hepinizin malumu İstanbul trafiğinde de İstanbul coğrafyasında da bir iş yerine 3-4 defa gitmek hem bizim iş yükümüzü çok arttırıyor hem de mükellef açısından da sıkıntı yaratıyordu. Biz İstanbul'da ona yönelik bir sistem geliştirdik ve artık iş yeri açılışıyla, şube açılışıyla ve adres değişikliği ilgili yoklamaları önceden randevulu sistemde yapıyoruz. Yani yoklamaya gitmeden en az bir gün önce mükellefin vermiş olduğu telefona, e-mail adresine bilgi vererek biz diyoruz ki yoklamaya geleceğiz, lütfen iş yerinizde bulunun. Bu herhalde ciddi bir memnuniyet uyandırmıştır diye düşünüyorum. Tabii sistemin ilk etapta bazı aksaklıklar oluyor. Tabii şöyle sıkıntılar da olabiliyor. Özellikle bu sistemde bize verilen bilgilerin doğru olması çok önemli. Yani adres bilgilerinin ve telefon ve mail adreslerinin çok güncel ve yeni olması gerekiyor. Özellikle kurumlar vergisi mükelleflerinde bazen ticaret odasına verilen adreslere gittiğimizde ya orada bir belediye yeni bir adresleme yapmış olabiliyor veya işte verilen adreste bazı yanlışlar oluyor. Aynı adres çıkmadığını görüyoruz. O nedenle bu sistemin iyi işlemesi bakımından mutlaka aksaklıklar vardır. Mutlaka verilen bilgilerin çok doğru olması konusunda sizden yardım bekliyoruz arkadaşlar. Diğer taraftan tabii bizim bu anlayışımızda bakanlığımız da, Gelir Dairesi Başkanlığımız da aynı şekilde destek veriyor. İşte yakın zamanda interaktif vergi dairesi uygulaması hayata geçti. Ve ilk etapta da 26 tane işlem artık bu interaktif vergi dairesi üzerinden yürütülüyor. Ve çok ciddi bir destek de verdiniz. Hem bu bizim iş yükümüzü azaltıyor, hem sizin de daireye gelmeden birçok işlemi yapmanıza katkı sunuyor. O nedenle bu vergi dairesinde büyük ihtimalle yeni alanlar da gündeme gelecek. Bu hizmetten de yoğun şekilde faydalanmakta yarar var diye düşünüyorum. Mesela ilk etapta baktığımızda yani böyle şube açılış talebi, sermaye arttırma talebi, izah davet cevapları, mal bildirimi, iş bırakma talebi gibi 26 tane farklı talep artık interaktif vergi dairesi üzerinden vergi dairelerine bildirilerek sonuçlandırılabiliyor. Bize bu sistem başladığından bu yana 315.430 tane talep gelmiş ve aylık bazda baktığımızda giderek de artan bir talep söz konusu. Bu da çok faydalı bir sistem. Arttırılmasında fayda var. Tabii bizi bunlar şöyle rahatlatıyor. Vergi dairesine gelen mükellef, meslek mensubu ne kadar az olursa biz de gelenle daha rahat şekilde, daha stressiz ilgilenme imkanına kavuşuyoruz.
O nedenle mümkün olduğu kadar az fiili bir temas yaşanırsa o fiili temaslarda da daha rahat çalışıyor arkadaşlar. Çünkü biz vergi dairesiyle ilgili bize şikayetler geliyor. BİMER'e gidiyor, CİMER'e gidiyor. Ben bunları analiz yaptığımda daha çok böyle insan davranışıyla alakalı, belki hitapla alakalı sıkıntılar daha çok şikayet konusu oluyor. Tabii o da biraz işte işin yoğunluğundan, işin stresinden de kaynaklanan şeyler. Biz ne kadar dairelerdeki işleri azaltabilirsek temas anlamında, o anlamda o ilk temastaki ilişki, diyalog daha iyi olur diye düşünüyorum. Biz ama bunu tek bu şekilde bırakmıyoruz. Karşılıklı iletişim ve empati konusunda da personelimde çok ciddi eğitimler veriyoruz. Ama tabii İstanbul ortamı, sizlerin de işleri çok yoğun, bizim de çok stresli olduğumuz zamanlar olabiliyor. Ben bu konuda da bizim personelimize söylüyorum, sizden de ricam, empati yaparak olayları böyle çok büyük noktaya getirmeden, çok fazla polemiğe girmeden çözmeye çalışmak. Ama sıkıntı olduğunda da zaten hem bizim genel şikayet kanallarımız açık, hem de benim şahsi mail adresime de her türlü şikayette veya istekte bulunulabilir karşılaşılan sorunlarla alakalı. Tabii yakın zamanda bir elektronik tebligat uygulaması başladı. Biliyorsunuz bu elektronik tebligatın yapıldığı adres aslında Gelir Dersi Başkanlığı'nın işte bir şeyinde ortamında oluşturulan bir adres. Yani elektronik tebligat oraya yapılıyor. Ama biz bu konuda hani mükellef de bilgilendirilsin diye hem kendisinin vermiş olduğu telefon numarasına mesaj gidiyor, hem de mailine mail atılıyor. Tabi burada nasıl sıkıntılar olabiliyor? Telefon numarası yanlış olabiliyor. Arada telefon numarasını değiştirdiğinde bize bildirmemiş olabiliyor. Veya daha çok sizlerin telefon numaralarını bize bildiriyorlar. O da çok yoğun şekilde mesaj geldiğinde sizi de aralarında bir uyumsuzluk veya bir atlama olabiliyor. Elektronik tebligatın özellikle sonuçları çok ağır. İşte o 5 gün içerisinde tebliğ edilmiş sayılıyor ve gerekli işlemler yapılmazsa çok ciddi sonuçları var. Bu elektronik tebligat konusunda da gerekli hassasiyetinizi göstermekte fayda var. Yoksa mükelleflerin çok ciddi yaptırımlarla karşı karşıya gelmesi söz konusu oluyor. Yine bu interaktif vergi dairesinden faydalanma durumu arttıktan sonra tabii meslek mensupları özelge talebinde de bulunabiliyorlar. Yalnız bu bize özellikle temas olmadan interaktif vergi dairesinden gelen özelge taleplerinde bazen mesela özelgenin hukuki bir sonuç doğurabilmesi bakımından belli formatta alınması gerekiyor. İşte özelge formatına uymayan taleplerin geldiğini görüyoruz. İşte şikayet yoluyla düzeltme, normal düzeltme talepleri veya bir bilgi isteme yazısı gibi yazılar mukteza şeklinde isteniyor. Tabii biz gelen taleplerin %50'sini geri göndermek zorunda kalıyoruz. Veya işte çok bilinen açık konularla alakalı da özelge taleplerinde bulunuyor. Bu hem bizim iş yükümüzü arttırıyor hem de o diğerleri taleplerin geciktirilmesine sebebiyet verebiliyor. Bir de dedim artık yapılandırma kanunları bittikten sonra zaten bundan önceki süreçte başkanım da belirtti. İzaha davet diye bir müessese geldi. Şimdi bundan sonraki süreçte hatta belli konularda belirlenmişti bununla alakalı. İzaha davetle ilgili çok ciddi çalışmalar gündeme gelebilir. Özellikle mesela ilk etapta değer artış kazançlarıyla alakalı bir elimizde paket var. Onunla ilgili başlayabiliriz. Ama bu daha çok kayda dayanan belli kamunun veya özel sektörün elinde olan verilerin bizle paylaşması sonucunda elimizde ciddi bilgiler olarak harekete geçeceğimiz bir alan. Bu konuda da hem mükellefleri bilgilendirirsek hem de kendimize bilgi sahibi olursak çok iyi olur. Çünkü biz zaten dönem dönem de yoklamaları belli dönemlerde düşürsek de denetimleri belli dönemlerde arttırıyoruz. Özellikle son dönemlerde işte restoranlara yönelik denetimlerimiz olduğu, döviz büfelerine ilişkin olduğu, saç ekim merkezlerine veya özel sağlık hizmet sunanlara ilişkin farklı farklı denetimlerimiz oldu. Bu denetimler her geçen gün daha da artacak. Onun için mükelleflerimizin bu denetimleri hazır tutmasında fayda var. Yine bu son tebliğlerle biliyorsunuz artık işte dövizli işlemleri olanların sözleşmelerinin
TL'ye geçme durumu söz konusu. Veya işte yurt dışında ihracat yapanların döviz bedellerinin belli bir sürede ülkeye getirilerek bozdurulması durumu söz konusu. Son çıkan kararnamelerde ve tebliğde de vergi dairesi müdürlüklerine de bu konuda yetkiler verildi. Özellikle dövizin bozdurulmasıyla alakalı süre aşımlarında bankalar bizlere bilgi verecek. Bizler gerekli tespitleri yaparak ceza işlemlerini uygulayacağız. Bu konuda da mükelleflerinizi bilgilendirmenizde fayda var diye düşünüyorum. Ben sizleri böyle hep beraber görmüşken belli konulara dikkat çekmek istedim. Tabii işimiz ne bizim işimiz ne sizin işiniz kolay değil. Başkanım söyledi, gerçekten bu kadar teknolojinin yoğun kullandığı bir dönemde artık bazı işleri de eskiden olduğu gibi hani tek başına yapmak da pek mümkün gözükmüyor gibi. Muhakkak bunlar sizin mesleğinizin kendi yani perspektifinde değerlendirilecek konular. Çünkü biz de artık yani bir denetimlerde veya işte uygulamalarımızda daha komplike şekilde hizmet sunmaya çalışıyoruz. İşiniz kolay değil ama çok zor işlerin üstesinden gelmiş bir grupsunuz, meslek mensubusunuz. Bunların da üstesinden geleceğinizi düşünüyorum. Biz her zaman sizlerin yanınızdayız. Sizlerin de bizim yanımızda olduğunuzu her zaman hissediyoruz. Ben bu duygu ve düşüncelerle hepinize de saygı ve sevgiler sunarak seminerimizin hayırlı olmasını diliyorum. Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Şimdi konuşmacılarımızı davet etmek istiyorum. Öncelikle oturumu yönetmek üzere İstanbul Mali Müşavirler Odası Başkanı, Başkan Yardımcısı Sayın Erol Demirel. Gelir İdaresi Başkanlığı Grup Başkanı Sayın Abdullah Kiraz. Luka Program Koordinatörü Sayın Cenk İçer. Başarılı bir seminer diliyorum. Evet, İstanbul Vergi Dairesi Başkanımız nezdinde Gelir İdaresi'nin çok değerli temsilcileri, çok değerli Oda Başkanımız, kurul üyelerimiz, ilçe temsilcilerimiz, konuk Oda Başkanlarımız, değerli konuklar, sevgili meslektaşlarım, ben de sizleri İstanbul Mali Müşavirler Odası adına tekrar saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Tabii bir emeği, bir çalışmayı, bir üretimi gerçek anlamda kutsal yapan onun yarattığı değer. Onu da ölçebileceğimiz en önemli ölçek gerçekten ona duyulan ilgi ve katılım. Çok muhteşem gözüküyorsunuz gerçekten buradan. Tekrar bu ilginiz ve katılımınız için sizlere teşekkür ediyorum. Cevahir seminerlerimiz başladı, biraz önce de belirtildiği gibi. Çok değerli konuşmacılarımız var aramızda. Belirtildiği gibi süreç çok hızlı ilerliyor. Her şey büyük bir hızla değişiyor. 1995 yılında hatırlıyoruz işte hep birlikte tek vergi numarasıyla başlayan süreç 2004'te e-beyanla müthiş bir ivme kazandı. Bugün elektronik fatura, elektronik defter, elektronik muhasebe, elektronik denetimi konuşuyoruz. Hazır beyan sistemini konuşuyoruz. Her şey müthiş bir hızla ilerliyor. Elbette bu alanda yaşanan değişim ve dönüşümün biliyoruz ki mükellefler
den daha fazla meslek mensupları olarak ağırlıklı olarak yükünü çekiyoruz, taşıyoruz. Tabii hem işimize hem de ülkemize duymuş olduğumuz sorumluluğun gereği bunu büyük bir fedakarlıkla yerine getirmeye çalışıyoruz. Ama bunlarla birlikte işlerimizin kolaylaştırılmasını, bize daha fazla değer verilmesini ve bekleyen bazı taleplerimizin de gelir idaresinin nezdinde gündeme alınmasını, değerlendirilmesini bekliyoruz. Şu anda hazır. Hem vergi usul kanunu konuşuluyor, hem gelir vergisi kanunu konuşuluyor. Yıllardır bekleyen bazı taleplerimizin de tekrar burada ifade etmek isterim. Sizler artık bu cevairin formatını biliyorsunuz. Çok kısaca ben de tekrarlamak isterim. Konuşmacılarımıza sırasıyla söz vereceğim. Muhtemelen işte 16 gibi, 16-15 gibi konuşmaları tamamlamayı planlıyoruz. Her zaman olduğu gibi bir ara vereceğiz. Arada burada gördüğünüz arkadaşlarımıza sorularınızı hazırlarsanız, yazılı olarak hazırlarsanız onlar bize iletecekler. Biz de hangi konuşmacıya soru iletiliyorsa onu tasdif edip ilgili dağıtacağız. Biz de ve sizlerin ikinci bölümünde de her zaman olduğu gibi sorularınıza yanıt vereceğiz. Elektronik defter ve belge uygulamalarında yeni gelişmeler diye başlığımız gördüğünüz gibi. Tabii ben özellikle 2-3 konuyu tekrar bir hatırlatma yapmak istiyorum. Size duyurmuş olduğumuz duyuruda zaten bu konular ayrıntılı bir şekilde size duyuruldu. Özellikle yeni belge uygulamalarına ilişkin gelecek vizyonu idarenin, yani başka bir ifadeyle geri planda daha neler var, neleri planlıyorlar, onları da burada paylaşmalarını bekliyoruz. Ve e-belge ve defterlerin muhasebe kayıt süreçlerine, denetim ve analiz süreçlerine ile entegrasyonuna ilişkin gelişmeler ne olacak? Onlarla ilgili muhtemel bilgilendirmeler yapacaklar. Ve özellikle de bu ödeme kaydedici cihazların kontrolüne ilişkin oluşturulan sorgulama ve arayüzü nasıl kullanılacağına ilişkin burada önemli belirlemeler yapılacak. Bunları hatırlatmak istedim. Tabii kamu idaremizin temsilcileri belki burada bilgi vermeyi daha kesinleşmediği için bilgi vermekten imtina edeceklerdir ama bildiğiniz gibi şu anda tebliğ taslağına göre e-fatura, e-defterle ilgili mevcut tebliğ taslağına göre 1-1-2019'dan itibaren süreç başlıyor. 5 milyon 2017 ile ilgili biliyorsunuz bir had var. Hem TÜRMOB'un hem de odamızın yapmış olduğu yoğun çalışmalar var. Kamu idaresinden de olumlu görüş alındığını biliyoruz. E-fatura ile ilgili uygulamanın 1 Temmuz 2019 tarihine, e-defterle ilgili uygulamanın da 1 Ocak 2020 tarihine erteleneceği konusunda hazırlıkların daha iyi yapılması açısından düşüncemizi ifade etmiştik. Bu konuda başarılı olacağımızı düşünüyoruz. Ben daha fazla zamanınızı almadan, ifade ettiğim gibi gerçekten çok değerli konuşmacılarımız var. Abdullah Bey, Abdullah Kiraz, Gelir İdaresi Başkanlığı'nda bütün bu yaşadığımız uzunca bir süredir her gün uyum sağlamaya çalıştığımız ve gelişmekte olan çok dinamik bir yapının tasarlayıcılarından karşılaşmış olduğumuz düzenlemelerin pek çoğunun oluşturma süreçlerinde başında olan bir üstadımız. Dolayısıyla çok yeni ve çok doğru bilgileri birinci ağızdan bize aktaracaklar. Yine hepiniz tanıyorsunuz, Cenk İçer, Luka'nın program koordinatörüdür. Özellikle Gelir İdaresi'nin hazırlamış olduğu bu çalışmalar elektronik süreçle ilgili Luka'da müthiş bir çalışma geri planda devam ediyor. Onların tarafında da özellikle Cenk, biliyorsunuz, aynı zamanda bir mali müşavirdir. Bu süreci nasıl hazırlıyoruz, nelere dikkat etmemiz lazım, onları bizimle paylaşacak. Üstadım, yaklaşık 2 saat gibi bir zamanımız olacak. Ben öncelikle sözü size vermek istiyorum. Uygun gördüğünüz, yani 1 saat kadar bir zamanımız var. Söz sizin.
Tekrar seminerin başarılı geçmesini diliyorum, saygılar sunuyorum. Özür dilerim. Ben de bu arada ifade etmem gerekiyordu sıradım. Gerçekten Emre Kartaloğlu burada. Bu müthiş katılımın vermiş olduğu heyecanla ne kadar olsa da çok fazla söz alıyor olsak da yine de atladı. Kendisi Emre Kartaloğlu burada TÜRMOP genel saymanıdır. Özellikle bu programın hazırlanmasında çok büyük katkıları olmuştur. Üstad söyledi. Ben de bir kez tekrarlamak istedim. Teşekkür ediyorum. Elektronik defter ve elektronik belge uygulamalarının içerisinde bulunan güçlü bir ekiple birlikte çalışmalarımıza yaklaşık 2011 yılından beri yoğun bir şekilde başlandı. Şimdi ben son dönemde özellikle şu an internet sitemizde de buradaki Hazrun'un geç kalmış olsak da mutlaka bakmasını istiyorum. Hiçbir şey için geç değil. Biz tebliğlerimizi büyük ölçüde kamuoyundan gelen görüşleri de aldık. Başta TÜRMOP ve meslek odalarımız bizlere görüşlerini ilettiler. Bu görüşleri dikkate alarak aslında nihai hale de getirdik. Süre taleplerini de dikkate aldık. Burada kesin bir tarih zikretmeyeceğim. Ama bu talebi de dikkate aldığımızı tüm hazırının bilmesini istiyorum. Sayın Vergi Dairesi Başkanım da aslında konuşmalarında ifade ettiler. Sizler meslek mensupları olarak bizler için en önemli paydaşlarsınız. Bizim sahada uygulamalarımızın sağlıklı bir şekilde yürümesinde önemli köprü görevi görüyorsunuz. Bugüne kadar göstermiş olduğunuz çabalardan da dolayı ben de tekrar teşekkür ediyorum. Şimdi biz elektronik uygulamaları niye yapıyoruz? Neden bu yola çıktık? Vizyonumuz nedir? Amacımız nedir diye baktığımızda değerli arkadaşlar, belki son dönemlerde daha yoğun bir şekilde duydunuz, duyuyorsunuz ve duyuyor olacaksınız. Elektronik veri izleme merkezi veya elektronik risk analiz merkezi gibi kavramlar ön plana çıkıyor. İşte big data ortaya çıkıyor, yapay zeka ortaya çıkıyor, teknolojik uygulamalar her gün giderek yoğun bir şekilde artıyor. Bilgisayardan geçiş yapmamız gerekiyor. Tamam, kullanıyorum ben. Tabii tabii, sıkıntı yok. Şu an gündemi de yakından takip ettiğimizde bilmenizi istiyorum. Yani bizim elektronik uygulamalarda dahi şu an blockchain teknolojisini kullanmanın adımları içerisindeyiz. Blockchain ilk defa kripto parada belki duymuşsunuzdur, Bitcoin'de duymuşsunuzdur. Biz inşallah elektronik belge uygulamalarımızda
bu teknolojiyle de tanışıyor olacağız. Niye biz bu işleri yapıyoruz? Başta biz Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı olarak yıllardır yaptığımız en temel işimiz değerli arkadaşlar. Kayıt dışı ekonomiyle etkin bir şekilde mücadele etmek istiyoruz. Bu anlamda elektronik verileri arttırdıkça elektronik ortamda kayıt dışı ekonomiyle daha etkin bir şekilde mücadele edeceğimize inanıyoruz. Değerli arkadaşlar, tebliğler faslına geçtiğimizde, tebliğlerin ne getiriyor dediğimizde önemli bir başlığı göreceksiniz. Artık belli bir tutarın üzerindeki faturaları kağıt belge olarak düzenleyemeyeceğiz. Elektronik ortamda düzenliyor olacağız. Ve anlık olarak görmüş olacağız biz bu belgeleri. Buradaki temel amacımız ne? Yine sahte belge veya muhteviyatı itibariyle yanlışı belgeyi ortadan kaldırmak. Elektronik denetim kapasitesi. Şimdi Vergi Denetim Kurulu'nun da çok kıymetli üyeleri buradalar. Yıllardır onlar da yoğun bir şekilde çalışma içerisindeler, biliyoruz. Biz de bulunduk, kurulda bulunduğumuz dönem içerisinde. Ama sizler için de çok önemli. Mali müşavir demek, Sayın Başkan ayrıldılar, onlar da bahsettiler. Sadece belgenin deftere kaydı olarak düşünmememiz lazım değerli arkadaşlar. Artık ufkumuzu daha geniş noktaya doğru taşımamız lazım. Defter kaydı, evet, önemli bir aşamadır. Belgenin kaydı olmadan bilgi üretilemeyeceğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Ama bunun ötesine geçmeliyiz. Bu bakımdan bağımsız denetim, iç denetim, finansal raporlama mevzuları hep denetimle alakalı konular. Bu bakımdan biz bu elektronik uygulamalara geçerken temel amacımız bütün paydaşların, vergi müfettişi olabilir, gelir idaresi olabilir, meslek mensubu olabilir. Elektronik ortamda denetim kapasitemizi nasıl arttırabiliriz dediğimizde elektronik uygulamalar önemli bir anahtar oluyor bizim için. Hazır beyan sistemini birkaç yıldır hayata geçirdik. Özellikle önce kira gelirlerinden başladık. Akabinde değer artış kazançları, menkul sermaye ilatları gibi kazanç unsurları dahil edildi. Belki radikal gelebilir ama bizim vizyonumuz şu. Birkaç yıl içinde tüm vatandaşların yani Türkiye nüfusunu oluşturan tüm vatandaşların hazır beyan sistemi üzerinden aslında kendisini idare nazarında ortaya koyduğu görüntüsünü görebileceği ve varsa vergisel durumuna ilişkin bir beyannameyi verebileceği bir ortama doğru sağlamak istiyoruz. Bununla da aslında vergiyi tabana yaymaktan tutun, gerçek ekonomik gücü ölçmeyi sağlayarak asıl desteğe muhtaç olan kesimlere sosyal yardımdan tutun, ekonomik teşviklere kadar uygulama aracı olarak kullanıyor olacağız. Ve bu verilerle biz aslında ey mükellefimiz, ey meslek mensubumuz, bir beyanname veriyorsun şu an bize. Tahakkuk işlemini daha geçmeden ekranda size her beyanname ile ilgili, bakın şu beyannamede bizdeki bilgilere göre böyle bir uyumsuzluk var diyeceğimiz döneme doğru geliyoruz değerli arkadaşlar. Çalışmalarına yoğun bir şekilde başlandı. Kurumlar vergisinde beyannameyi verip BDP olsun bizim sisteme gönderildiğinde birkaç dakika içerisinde kontrol raporu önünüze çıkacak. Sizin hata yapmamanız bakımından. Şöyle söyleyeyim. Birkaç yıl gayrimenkul kira gelirinden dolayı GMS'ye beyannamesi vermem icap etti. İyi ki hazır beyan çıktı dedim. Yıllardır bu teşkilatta ben de çalıştım. Kanun maddelerini önüme alıyorum. Dolduramıyorum beyannamemi. Hangi unsurlar, nasıl, hangi sırayla dikkate alınacak? Aman Allah'ım, çıkamadık işin içinden. İyi ki hazır beyan geldi ve hatasız bir şekilde beyannamemi verebilecek duruma geldim. Bu bakımdan hata yapılmasını önlemek ve bizdeki verileri sizlere göstererek mükellefin vergiye gönüllü uyumunu da aslında teşvik etmek. E-fatura, diğer e-belgeler, yeri geldikçe konuşuyor olacağız. Hepsi arkadaşlar diğer dünya uygulamaları, finansal raporlama standartları ve benzeri pek çok altyapı izlenerek onlarla uyumlu belge ve defter altyapıları oluşturmaya çalışıldı.
Bugün Türkiye'de özelleştirilmiş olarak UBL dediğimiz, Universal Business Language dediğimiz, evrensel iş dili anlamına gelen e-fatura XML formatını kullanıyoruz. Bu e-faturanın detaylarına girdiğinizde aslında o fatura datasını alan, ister yabancı ülke olsun, ister Türkiye'deki ülke olsun, direkt bunu veri tabanlarını hangi alan nereye yazacağını otomatik olarak bilebilecek durumda. Bu alanların her birinin orijinal etiketlerine bakıldığında bu veri şudur diyebilecek hali geliyor. Uluslararası sistemlerle konuşabilir hale geliyoruz. Notlarım da vardı, buradayken söyleyeyim. Biz birkaç yıl içerisinde, amacımız o, her şey yolunda giderse, 2-3 yıl içerisinde biz kağıt belge bırakmamayı düşünüyoruz. Kağıt ortamda tutulan defter olmamasını sağlamaya çalışıyoruz. Bütün mükelleflerimizi ekonomik büyüklükleri ve içinde bulundukları pozisyonları itibariyle elektronik uygulamalar içerisinde yerleştiriyor olmayı arzu ediyoruz. Bizim ekibin çalışma amacı kağıt kullanımını sona erdirerek büyük ölçüde, tamamen sona ermek mümkün değil, hepimiz de biliyoruz. Hele ki kağıdın da bu kadar yüksek olduğu bir dönemde bunu da inşallah önemli bir tasarruf sağlamaya araç ediniyor olacağız. Hem sizlerin maliyetlerinde aslında orta ve uzun vadede azaltım yapmak istiyoruz. Her dönüşümde değerli arkadaşlar, mevcut alışkanlıklarımızdan dolayı, hepimizde bu vardır, yoktur diyen doğru söylemiyordur, onu söyleyeyim. Her yeni duruma ayak uydururken zorlanıyoruz bazen. Mevcut alışkanlıklar ilk başta bu uygulamaya geçişte bizlere bir direnç gösteriyor. Biz bunu doğal karşılıyoruz. Şu an buradaki bütün hazırında şu soruyu sorabilirim. 2004 veya 2005 yılında başladı diye hatırlıyorum ben. Yanılıyor olabilirim. 340 nolu vergi usulü kanunu genel tebliğiyle elektronik beyanname. 2004 yılında elektronik beyannameyi bugün kaldırıyoruz desek, herkes vergi dairesine beyannamesini gidip kuyruğa girerek verecek desek başta itiraz ederiz. E-fatura mükellefleri şu an bize müteşekkirler, onu söyleyeyim. E-arşiv fatura uygulamasına gönüllü olarak geçiyorlar. Şu an zorunluluk kategorisinde olan işletmemiz aslında şu andaki mevzuata göre 5000-6000 iken 18-19 bin mükellef şu an e-arşiv faturada. Bu sayı düzenlemelerimizde artacak. Ama niye geçiyorlar? E-faturaya geçmişim. E-arşiv faturaya niye geçmeyeyim diye düşünüyor. Çünkü e-arşiv faturaya da geçtiğinde artık bütün faturalarını elektronik ortamda düzenleyebilecek hale geliyor. Düşünsenize, bütün faturaları artık kağıt ortamda kullanmayabiliyorsunuz. Bunun muhafazası, ibrazı konuşuyor olacağız. Diğer başlıkları tam bitirmedim. Onları bir daha bakalım. Ve çevreye katkı sağlamak. En azından bugünkü toplantıda gelir idaresi temsilcisi ne söyledi dediğimizde aklınızda vurucu bir spot olarak şu kalsın lütfen. Ağaçları kesmeden de biz belge düzenleyebilirsiniz diyoruz. Elektronik uygulamalarımızı kullanarak kağıt kullanmadan, büyük ölçüde kağıt kullanmadan, en az ölçüde kağıt kullanarak belge düzenleyebiliyorsunuz. Uygulamalarımızın ana isimleri itibariyle bir baktığımızda bugüne kadar neler yaptık? Evet, e-fatura bu ekrandaki ilk başlangıç uygulamalarından bir tanesi. 2010 yılında başladı. Bugün itibariyle sayısı 81 bin kayıtlı mükellef. Türkiye'nin en büyük 81 bin mükellefi e-fatura kullanıyor. E-fatura, buradaki Hazrun çok iyi biliyor, biliyorum, özetleyeceğim. İki tarafın da sisteme kayıtlı olduğu durumda elektronik fatura, e-fatura olarak düzenlenebiliyor. E-arşiv ise değerli arkadaşlar, karşı tarafın e-faturada olup olmasının önemi olmaksızın faturanın elektronik ortamda düzenlenebilmesine imkan veren uygulama haline geldi. Karşı taraf e-faturada ise e-fatura düzenliyorsunuz, değilse e-arşiv fatura düzenliyorsunuz ve bütün faturalarınız e-arşiv fatura elektronik ortama taşınmış oluyor.
Geçen yıllarda 2017 yılında zorunluluk uygulaması çerçevesinde yolcu beraberi eşya ihracı faturasında kısmen başladık. Aracı kurum yöntemiyle iade alınanlarda kademeli olarak başladık. O da yolcu beraberi eşya ihracının %90 ve %95'ini oluşturuyor. Aracı kurum kısımları e-fatura uygulamasında bulunan mükellefler için yolcu beraberi eşya ihracı faturasında e-fatura yaptık. Gümrüğe elektronik ortamda düşüyor. Elektronik ortamda kontroller ve onaylar yapılıyor. Artık defterlere faturaların bilgileri yazılmıyor. Sistemden bir tıkla onay veriliyor ve aracı kuruma gidiyor. SMM makbuzu bu yılın başında yürürlüğe girdi isteğe bağlı olarak. Ama önümüzdeki yıl Temmuz'dan sonra Sayın Başkan bütün erbaplar dedi ama %95'i diyelim. Yani orada saydığımız bütün erbaplar olmasa da %95'lik kısmı 160 bin civarı toplam serbest meslek erbabının değerli arkadaşlar 155 bin civarı kısmı serbest meslek makbuzu uygulamasına geçiyor olacak. Faaliyette hali hazırda olanlar 1 Nisan daha sonra başlayacak olanlar 1 Temmuz daha sonra faaliyete başlayacak olanlar da 3 ay içerisinde geçme uygulamasını getiriyoruz. Özel faturayı henüz uygulamaya sokmadık. Altyapısı bitti. Bavul ticareti, yolcu beraberin diğer kısmı olan bavul ticareti kapsamındaki faturaları da özel fatura yaptık. E-müstahsil başladı. Çok yoğun bir geçiş yok. Çünkü uygulama bir zorunluluk getirmedik. Böyle olunca baştan uygulamaları görelim diyorlar. Bazı büyük tüccar grupları geçti. Onlar kullanıyorlar. Bunlarla ilgili zaman içerisinde sindire sindire bir anda değil. Şunu açıklıkla belirteyim. Geri Dersi Başkanlığı olarak birinci önceliğimiz hep şey olmuştur. Ticari hayatı zedelemeyecek şekilde bu uygulamalara adım atmak olmuştur. Eğer etkiliyorsa erteleriz. Sıkıntı değil. Ticari hayat hiçbir zaman durma lüksü yok. Bu bizim için düstur. Bu bakımdan izliyoruz sahayı. Müdahale edilmesi gereken yerde müdahale ediyoruz. İhracat, mal ihracı, e-fatura yaptık. E-irsali. E-irsali uygulaması arkadaşlar artık mal hareketlerini biz elektronik ortamda sevkiyat başladığı anda görmek istiyoruz. Bu uygulamaları büyük bir gururla söylüyorum. Pek çok dünya ülkesinde dahi bu uygulamalara daha geçiş yapamadılar. Elektronik ortamda mal hareketi dedikleri kısımlar bile bizler kadar modern uygulamalar değil. Biz belge düzenlendiği anda bütün bu kontrolleri yapabilecek hale geliyoruz. Buradaki Hazırına şunu paylaşmış olayım ve şu desteği isteyeyim sizlerden. E-Fatura Gov.tr sitesinde e-irsaliye uygulama kılavuzu yayınladık. Taslak olarak yayınladık. Neden taslak olarak yayınladık? Önce kamuoyundan da bir feedbackler, geri dönüşler alalım dedik. 135 soru ve 135 cevap olmak üzere e-irsaliye uygulaması kapsamında karşınıza çıkabilecek bütün konuları kavramaya çalıştık. Kavrayamadıklarımız olabilir. Sizden soru bekliyoruz eğer yeni ilave unsurlar varsa. Bize sektörün bugüne kadar ilettiği bütün soruların cevabını biz o kılavuzda yazmaya çalıştık. Şu rakamları sizlerle paylaşıyor olacağım. Aklımızda kalsın. Son 4-5 yıllık periyotta bu ekranda sadece faturaya ilişkin dataları görüyorsunuz. Fatura verilerini görüyorsunuz. E-fatura ve e-arşiv faturaya bakalım dedik değerli arkadaşlar. Biz kaç adet faturayı en az bir şekilde elektronik ortamda düzenlemişizdir? Karşı tarafa e-arşiv uygulamasında kağıt teslim edilenleri de dikkate alarak. Çünkü e-arşiv uygulamasında da genel bir orana baktığımızda %70 civarındaki fatura aslında elektronik ortamda iletiliyor. Şu ana kadarki havuzun önemli bir kısmında GSM operatörleri ve telekomünikasyon sektöründeki kuruluşlar olduğu için hepiniz de görüyorsunuzdur. Faturalar hep bize artık elektronik ortamda geliyor. Bu hesabı yaptığımızda arkadaşlar çok uzatmayayım. 2018 yılı rakamlarına dikkate aldığımızda biz 19 milyar adet faturayı biz elektronik ortama taşıyarak neyi sağladık? Buradaki unsurlar hepsi günlük hayatımızda yaşadığımız unsurlar. Faturayı düzenlemek için kağıt temin etmeniz gerekiyor.
Bu faturayı yazdırmanız gerekiyor. Mürekkep kullanmanız gerekiyor. Yazıcının kartuşunu değiştirmeniz gerekiyor. Bu faturayı bir nüshasını siz, bir nüshasını alıcı muhafaza etmesi gerekiyor. Ve muhasebe süreçlerine entegrasyonu. Şimdi burada arkadaşlar da bunu yakinen bence artık hissediyorlardır ve kullanıyorlardır diye ümit ediyorum. Bazı muhasebe programları artık e-fatura datası geldiğinde otomatik satış kaydını yapabilecek hale geldi. Klasik muhasebe defter kayıt sistemlerinden daha ileriki aşamalara gidiyoruz. Faturaya bağlı ödeme ve nakit yönetimi. Türkiye'nin önde gelen bir şirketinin bize ifade ettiği, yöneticisinin ifade ettiği rakamı söyleyeyim. 75 milyon TL bugünkü rakamla sadece faturayı e-arşiv fatura olarak düzenlediğimiz için daha az finansman maliyetine katlandık. Dedik ki abartıyorsunuz dedik, bu kadar olmaması lazım. İnanın faturanın karşı tarafa daha anlık gitmesinden dolayı o faturayı vadesinde değil de son günde değil de bir gün öncesinde, iki gün öncesinde ödemeden dolayı bu firma daha az kredi çektiği için totalde 75 milyon liralık, çok büyük firmalardan bahsediyoruz tabii ki, daha az finansman maliyetine katlandı. Fatura bedellerinin tahsili uygulamalarını düşündüğümüzde bunların bütün hepsini alın üst üste koyun. Klasörlemesinden tutun, muhafazasını tutun, deposunu tutun, ibrazını tutun dedik ki basit bir hesap. Bu hesaba katılmayabilirsiniz. Bu bizim tahmini hesabımız. 10 adet faturayı 1 lira tutarsa, yani kağıdıdır, baskısıdır hepsi 10 adet fatura için bütün bu süreçleri 1 lira dersek, yani bir evet, 19 milyar adet faturadan dolayı sadece 1.9 milyar TL biz toplamda kamu ve ülke kaynağında tasarruf yaptığımızı inanıyoruz. Tabii ki bu tasarrufu yapmak için maliyete katlanmadık mı? Katlandık, hep birlikte katlandık. Siz de katlandınız, biz de katlandık idare olarak. Bu toplam tasarrufun yanında bu maliyetler totalde %10 dahi değil. %90'ı net bizim kazancımız olarak çıkıyor. E-Defter, burada Eren Üstadım da var. Birlikte ekiplerde de çalıştık. İstanbul Levent'teki binamızın bir katının komple defter belge olduğunu hatırlıyorum. O defter belgelerde defterleri bulup dökümler yapmak, faturaları bulup dökümler yapmak için ne kadar uğraştığımızı biliyorum. Şimdi bir flash diski birkaç yılın defterini atabiliyorsunuz e-defter olarak. Sunumun sonunda bahsedeceğim. Evet, bir flash diski atmak büyük bir kolaylık ama bazı riskleri de var. O riski de dikkate almak lazım. Bunun da farkındayız. O riskleri de bertaraf etmek için tedbirler de alıyoruz. Onları da biliyorsunuzdur. Yine akılda kalsın. E-deftere geçin, rahat edin diyorum ben. Benzer hesaplamalar, e-defterde kaç tane mükellefe ne kadar etki etmişizdir? Bunları tekrar etmeyeceğim işin açısı. Bugün Cenk Bey bizim internet sitesinde var olan taslaklardaki düzenlemelerin detaylı bir şekilde ne getirdiğini, ne götürdüğünü söyleyecek. Ama ben yine uygulamaları bizzat kaleme alan ve bu işin içerisinde bulunan bir yönetici olarak özet anlamda bazı bilgileri geçmek istiyorum. Akılda kalacak olan önemli unsurlar olarak biz zorunlulukta e-fatura ve e-defterde artık aklınızda 10 milyon değil, 5 milyon ciro limiti kalsın. 5 milyon TL'ye indiriyoruz. 5 milyon lira ve üstü olduğu zaman bir mükellefin cirosu, yine basit bir hesapla diyelim, izleyen yılın başından itibaren, izleyen ikinci yılın başından itibaren, hemen izleyen yıl değil, 2017 yılı cirosu örneğin, 5 milyon aşıyorsa 1-1-2019 taslağa göre, Cenk Bey de o şekilde sunacak. Talepler var. Biraz daha süre uzatabilirseniz iyi olur diyorlar. Biz bu talepleri dikkate aldık ama takdir üst makamlara ait işin açısı. Tamamen bakanlığımızın kararında biz gerekli hazırlıkları yapıyoruz. Brüt satış hasılatı, burası önemli. Net satışlar, net kar falanca onlar değil. Brüt satış hasılatı. İşletmenin cirosu brüt satış hasılatı olarak biz kabul ediyoruz. İkinci yılın başından itibaren tebliğe göre buraya yazdım. 1-1-2019 veya izleyen ikinci yılın başına itibaren diye akılda kalabilir. Geçmeyecek deftere. Bitti. Umarım batmaz.
batmaması için çalışıyor olacağız. Biz sürekli, güzel soru, onu soru faslında değerlendirelim, olur mu? Bu ciro kriteriydi değerli arkadaşlar. Ciro'nun dışında belli kritik sektörleri biz vergi gelirleri içerisinde önemli paya sahip olduğundan hareketle zorunlu olarak geçiriyoruz. Ciro karşılasın karşılamasın. Ciro düşük olsun olmasın. Eğer belli faaliyet alanlarında mükellefiyetiniz var ise bu uygulamalara zorunlu olarak geçeceksiniz. Kimler bunlar? ÖTV 1 sayılı liste, ÖTV 3 sayılı liste. Bayiler dahil. Bu seferki düzenlemede bayiler dahil. Bayilik lisansı dahil alanlar belirlenen takvimden sonra e-fatura, e-defter uygulamalarına ve yanına aslında şeyi de koymamız lazım. E-faturaya geçenler e-ARŞ faturaya da geçmek zorunda kalıyor. Diğer tebliğlerimize göre. Bu üç uygulamaya geçiyor olacak. Bunu da söylemiş olduk. Şu rakamı yine sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu konuda özel bir çalışma yaptık. Tüm veri tabandaki bilgileri bir kontrol ettiğimizde biz bu e-fatura yapıyoruz ama şu an neredeyiz? ERC fatura yaptık, ne kadarlık kısmı kavradık, kavruyoruz. Bunun için birden fazla parametre kullanılabilir ama bizim nazarımızda en doğru parametre ilgili yılda düzenlenen fatura toplam tutarı ile o mükellefin bize bildirmiş olduğu toplam teslim hizmetler karşılığını teşkil eden bedel rakamını mukayese edelim dedik. %52'sini oluşturmuşuz değerli arkadaşlar. E-arşiv fatura ve e-faturanın toplam tutarını dikkate aldığımızda 2017 yılı toplam teslim hizmetlerine karşı teşkil eden bedelin %52'sini oluşturmuş bu belgeler. Doğru bir şekilde ilerleyerek bu oranı birkaç yıl içerisinde %90'lar seviyesine doğru çıkartma hedefimiz var. Bu yeni tebliğ ile tahminen kaç kişi daha geliyor olacak dediğimizde 3 aşağı 5 yukarı diyelim. Şu an 5 milyon ciro üstü bulunan mükelleflerin yaklaşık 70 bini e-faturada değil. Yaklaşık bir 70 binlik yeni mükellef kesim bekliyoruz. Bu kesimlerle birlikte 150 bin, 160 bin bandına doğru, 170 bin bandına doğru yerleşeceğiz. Ama uzun vadeli perspektifimize baktığımızda biz en az 250 bin, 350 bin gibi rakamları telaffuz ediyoruz. Bu konuda da böyle bir amacımız var. Bundan sonraki slaytların bazılarını hızlı geçmek istiyorum. Cenk Bey bilgi veriyor olacak, birkaç saniyelik de olsa ekranda kalsın istiyorum. E-arşiv faturayla uygulamasında ne geliyor dediğimizde e-faturadakiler e-arşiv faturaya da geçecek. 50 bin TL üstü kağıt fatura kalmayacak diye önemli bir şekilde akılda kalabilir. Diğer detayları taslaklarda yer verdik. Cenk Bey de inşallah biraz sonra anlatıyor olacak. E-İrsali uygulamasının, e-serbest meslek makbuzu uygulaması ve e-müstahsil makbuzu uygulamasının anlatıldığı ana tebliğ 487 numaralı tebliğ değerli arkadaşlar. Bütün uygulamalar orada anlatılıyor. Biz 487 numaralı tebliğde revize yaparak, değişiklik yaparak yeni bir belgeyi daha dahil ettik. Bazı bankalardan yoğun talep geldi. Dekontu da istiyoruz dediler. E-dekont uygulamasını, altyapısını tamamladık. 1-1-2019'dan sonra dileyen bankalar ve akabinde de zorunluluk kapsamında ilerleyen yıllarda bütün bankaları e-dekont uygulamasına doğru geçirmeyi planlıyoruz. Zorunlu olarak bazı mükellef kesimlerini e-İrsali uygulamasına dahil olması gerektiğini yine söyledik. Akaryakıt sektörü bunların başında geldi. ÖTV 3 sayılı liste, tütün ve alkollü içkiler, Tarım Bakanlığı'nın yürüttüğü gübre takip sistemi kapsamında özellikle bu ürünün güvenlik açısından da takip bakımından e-İrsali uygulamasına özel önem veriyorlar. Onlara destek sunuyoruz. Demir çelikle ilgili belli kapsamdaki sevkiyat işlemlerinde tutuyoruz. Buradaki hazır ürünü tamamını ilgilendirdiğini düşünüyorum.
1 Temmuz'a kendinizi hazırlayın. Serbest meslek makbuzu olarak düzenleyeceğiz. Şu ana kadar 1000'e yakın serbest meslek erbabı geçti. Şunu da ifade edeyim, lafın arasında kaybolmasın. Bizim elektronik uygulamaların hepsinde, değerli arkadaşlar, Gelir Dersi Başkanlığı'nın bizzat kendisinin yaptığı ve ücretsiz olarak sunduğu portal uygulaması da var. E-Arşiv fatura için de açtık, tebliğe koyduk, tebliğ yürüle girdiğinde E-Arşiv faturayı da portalden düzenleyebileceksiniz. E-Fatura düzenleniyordu, E-Serbest Meslek Makbuzu düzenlenebiliyor, E-İrsal düzenleniyor. Biz bu uygulamaları yaparken mükellefimizin çok komplike talepleri yok ise, temel unsurları karşılayabilecek, temel ihtiyaçları karşılayabilecek kendi portal uygulamalarımızı yapıp portal yöntemini kullanıma açtık. Bir elektronik imza veya mali mühür sonrasında bu ekranlara girerek belgelerinizi düzenleyebileceksiniz. Aslında bütün bu portalleri tek bir noktada toplamayı da planlıyoruz. Bir ana uygulamaya girdiğinizde e-fatura düzenle, e-serbest meslek makbuzu düzenle bütün menüler bir arada olacak ve bunları etkin bir şekilde kullanıyor olacaksınız. İstediğiniz yerden, istediğiniz zaman kağıt belgeye ihtiyaç duymadan rahatlıkla basit elektronik uygulamalarla doğru bir şekilde hesaplamayla dahi uğraşmadan serbest meslek makbuzunuz oluşacak. Siz parametreleri giriyorsunuz, olması gereken serbest meslek makbuzu değerleri otomatik olarak oluşuyor. Elektronik defter uygulaması da taslakta var olan en önemli unsur nedir diye düşündüğümüzde, bugüne kadarki tecrübelerden hareketle ve yaşanan bir takım olaylardan hareketle bu defterlerin güvenliğini hem mükellef için hem ilgili idareler için sağlamak adına, güvensiz miydi? Kesinlikle değildi değerli arkadaşlar. Güvenlikten kastım şu: o defterin muhafazası bakımından az önce bahsettiğim gibi bir flash diskte olabilen bir unsur kaybolabilir, çalınabilir, yok olabilir. Mükelleflerimizin vergi usulü kanununa kaynaklanan muhafaza ve ibraz yükümlülüğü kağıt defterde olduğu gibi burada da var. Ancak biz bu noktada daha radikal bir yaklaşımla bu defterlerin ikincil kopyasının hiçbir şekilde açılmayacak şekilde, burası önemli, o defteri özel bir güvenlik anahtarıyla şifreleyip mükellefin başka bir yapıda, saklamacı kuruluşta, özel statülere sahip, özel nitelikleri sağlayabilen, bilgi işlem sistemleri konusunda güvenlik seviyelerini sağlayabilen ve başkanlıktan izin alabilen kuruluşlarda ikincil kopyasının saklanması uygulamasını getiriyoruz tebliğe göre. Buna ilişkin aklınız şeyde kalmayacak. Bu defter artık ulaşamıyorum, bilgisayardan gitti demeyeceksiniz. Böyle bir durumla karşılaştığınızda bize yazı yazacaksınız. Biz saklamacı kuruluştan alacağız. Biz açıp defteri tekrar size veriyor olacağız. Mücbir sebeplerle, diğer sebeplerle bu defterlerin ortadan sürekli bir şekilde korunmasını sağlamış olacağız. Yine sektörden geldi. Belki sizin süreçlerinizi de önemli ölçüde rahatlatacağına inanıyorum ben. E-Defter uygulamasında elektronik imza, mükellefe ait elektronik imza olarak kullanılıyor, kullanmak durumunda. Defteri mükellef adına oluşturuyorsunuz, mükellef elektronik imzasını kullanıyoruz. Şimdi bizim e-fatura tarafından edindiğimiz tecrübeyle mükellef kendi muvafakatiyle, kendi vekili olarak tayin ettiği, izin verdiği, özel izin verdiği özel entegratör kuruluşların sistemleri tarafından da imzalanmasına muvafakat edebilir dedik. Muvafakat etmek istiyorsa edebilir, bize dönemini, zamanını bildirecek. Biz o kuruluşun imzasıyla da imzalanmasına izin verdik. Buraya kadarki kısım aslında benim sunumumun ilk kısmı. Elektronik defter ve belgedeki son gelişmeler. Ciro limiti düşüyor, kapsama yeni mükellefler geliyor. Bizim bu e-dönüşüme hazırlıklarımızı içerisine artık girmemiz gerekiyor. Şu andaki taslaklara göre
süre uzatım talebini dikkate aldığımızı söyledik ama nihayete ermedi. Velev ki süre uzatımı olmadığını farz etsek, 3 aylık zamanımız var. Bu uygulamaya bugün geçmenizle, bugün erteleme yazısı çıksa ben biliyorum, herkes o tarihe kadar hiçbir şey yapmayacak gibi duruyor. Kısım kısım geçmemiz lazım değerli arkadaşlar. Sona doğru bırakmamamız lazım. Benim yine ekibimle birlikte yürüttüğüm, 4,5 yıldır geri dersindeyim, bizden önce başlamış olan önemli bir projeyi tamamlamaya çalışıyoruz. Büyük ölçüde bitti. Eski nesil ÖKC'lerin bilgisayar tabanlı, online iletişim kurabilen cihazlar haline dönüştürülmesi. Biliyorum buradaki arkadaşlar çoğu bizi eleştirebilirler. Biz o eleştirinin hepsini almaya da üzerimize alıyoruz, kabul de ediyoruz. Zaman zaman ertelendi. Ama şunu ortaya koyduk vardığımız nokta itibariyle. Eğer bizim için bilgi önemliyse, bilginin elektronik bilgi kullanmak istiyorsak, bazı makul durumlarda biz cihazları ekonomik ömrünü tamamlayıncaya kadar kullanmasına imkan verilmesi gerektiğini değerlendirdik. Bazı cihazlar değerli arkadaşlar, bilirsiniz özellikle zincir mağazalarda yazar kasalar basit kasalar değil. Bugün ortalama bir yeni nesil ÖKC dediğimiz, belki EFT post üzerinde olanlar için, tek böyle küçük olanlar için 1500-2000 lira aralığında. Ama diğerleri bir yıl önce, iki yıl önce almış olduğu kasayı değiştirmek durumunda kaldığında 1000 dolar, 2000 dolar gibi maliyetlerle karşı karşıya kaldı işletmelerimiz. Biz bunu ölçtük, biçtik. Dedik ki bu bilgiyi biz farklı yöntemlerde de elde edebiliriz. Bu işletmelerimizin var olan milli kaynaklarını biz heba etmemeliyiz dedik. Sayın Bakanımız da uygun gördü. Geçen yıl bir tebliğ çıkardık. Dedik ki eski nesil ödeme kayıt cihazlar tüm mükellefler için, önce bir küçük bir mükellef grubu için başlamıştı. Akabinde bütün mükelleflerimiz dedi ki şu şekilde bize bilgileri göndereceksiniz, gönderirseniz biz eski nesil ÖKC'leri mali hafızası doluncaya kadar kullanabilirsiniz dedik. Biz bunun doğru olduğuna inandık ve önemli tasarruf sağladığımızı biliyoruz. Basit bir hesabını yaptım dün. Buraya koymadım herhalde. Buraya koymadık. Şu an 1 milyon 100 bin adet cihaz yeni nesil ÖKC ile değişti değerli arkadaşlar. Bugüne kadar ki dönüşümde 1 milyon 100 bin adet cihaz değişti. Ama hala dönüşümü bekleyen 700-800 bin cihaz var. Bu cihazlar değişmediği için şu an sadece biz 2 milyar civarı yatırımı şu an yapmaktan zamana ötelemiş olduk. Bu dönemde işletmelerimizin ihtiyacıydı. Bunu yaptık. Dedik ki önünüze seçenekler veriyoruz. Alternatif yöntemler veriyoruz. Tek yöntem yerine 3 yöntem yazdık tebliğe. İsterseniz internet vergi dairesi üzerinden bildirin. İsterseniz gidin e-arşiv uygulamasındaysanız e-arşiv özel entegratörünüz üzerinden bildirin. O da olmuyorsa yazar kasa firmalarının eski nesil de olsa onların bilgi işlem sistemleri var. TSM merkezleri diyoruz. Onlar üzerinden gönderin. Bizim için doğru bilginin idareye ulaşması önemli. Bu bilgiyi ulaştırdığınız ölçüde hiç sıkıntı yok. Kanalları açık tuttuk. Şimdi buradaki Haziran'a özellikle şu ekranı yazdım. Bizim GİP.gov.tr'nin ana sayfasında değerli arkadaşlar yeni nesil ÖKC diye bir butonumuz var. Hızlı erişim ekranında. Ona dokunduğunuzda şu an internete bağlı değil herhalde bilgisayar. Olmasa bir bakarız. Yeni nesil ÖKC ile ilgili ödeme kayıt cihaz uygulaması ile ilgili bütün duyurular, bütün teknik dokümanlar bir etrafta toplandı. Şu ekranlara girdiğinizde burada iki dokümandan bahsediyoruz ama şurası YNÖKC.gib.gov.tr aslında. YNÖKC.gib.gov.tr. Burada bizim yaptığımız bütün duyuruları, son dakika gelişmelerini, tebliğ taslaklarını, düzenlemeleri hep buradan görürsünüz. Biz nasıl olur da en az soruyla, en az sorunla bu işi yönetiriz'i düşündüğümüzde gelen soruları
bütün kamuoyunun önüne açık bir şekilde anlaşılabilir, sade bir dille soru cevaplar rehberleri, sık sorulan sorular cevapları ve rehberi şeklinde dokümanlar hazırladık. Şimdi burada iki doküman var. Bunları adım adım bazılarını gösteriyor olacağız. Bu iki dokümanda bu son dönemde ÖKC'lerden, yazar kasalardan aylık, burası önemli, akıllarda tebliğ metinlerini ilk başta okuduğumuzda Z raporu, günlük rapor gibi mevzular kalabilir. Onu yine kendi üzerimize alıyorum, oradaki eksikliği. Ama başkanlık yetki aldı tebliğ ile. O bildirimden usul, esas, içerik, format, belirleme konusunda yetki aldık. En son vardığımız durum değerli arkadaşlar, aylık dönem. Bir ay boyunca bir kasanın yapmış olduğu toplam satış tutarı ve toplam KDV tutarı. Eski nesil tarafı için konuşuyoruz. Bu bilginin bize iletilmesi yeterli dedik. Şimdi ana hatları itibariyle buradaki pek çok haz ürünü ilgilendirir. Öz bilgi dedim ben bu dokümana. En öz bilgi nedir diye bu şekilde özetlemeye çalıştım. Bir defa defter beyan sistemi kapsamında olan mükelleflerin yazar kasayla ilgili bir bildirim yükümlülüğü yok. Burası lütfen aklınızda iyi kalsın. Basit usul olur, yarın bir gün işletme hesabı dahil olduğunda, uygulama dahil olduktan sonra defter beyan sistemi yoluyla zaten biz bu bilgileri aldığımızdan o mükelleflerimiz şunu dert etmesinler. Ya biz aylık bildirim yapmak durumunda mıyız diye düşünmesinler. Onlar kapsam dışında, biz oradan alıyoruz. Bugünkü düzenleme itibariyle 1 Ekim 2010 tarihinin 2018 tarihinden itibaren başladığı için değerli arkadaşlar bu bildirim yükümlülüğün başlangıcı Ekim ayı bildirimi hangi tarihe kadar? Hı? Kasım 15 değil, değişti. KDV beyannamesinin verileceği son tarihe kadar bildirilmesini sağladık. O zaman bugün itibariyle, yarın itibariyle telaşa kapılacak bir durum yok. 1 Ekim'de uygulama başladı. Ne yapacağız? Dert etmeyin. Biz bunların hepsini anlaşılabilir bir şekilde sizlerle paylaşmak için çaba içerisindeyiz. Bu platformda oldukça faydalı olacak. Basit usulü geçtik. İşletme şu anki takvime göre değerli arkadaşlar sadece Ekim, Kasım, Aralık ayları için bir bildirim söz konusu. Ama bununla ilgili şunu söyleyeyim. Ürmop'tan talep geldi, İSMO'dan talep geldi. Bildirim yükümlülüğünün başlangıç tarihini 1-1-2019'a çekin dediler. Biz hazırlığımızı yaptık. Bu anlamda bu tebliğ yürürlüğe girecek olursa, değişiklik hayata geçerse, işletme hesabı da 1-1-2019'da defter beyan sistemine geçtiği için onların da bir bildirim yükümlülüğü kalmayacak. Yeni nesil yazar kasalarla ilgili arkadaşlar bu kasalar zaten niteliği itibariyle elektronik ortamda bağlı olduğu sistemler üzerinden bize bilgi gönderebildiği için bunların için ayrı bir bildirim yapma külfeti içerisine girmeyeceksiniz. Gireyim şuraya bilgi göndereyim ben göndermem lazım öyle bir derdiniz yok. Ama şu o cihazlar bilgi sistemine, ÖKC firmasının bilgi sistemine online olarak bağlı olmak durumunda. Siz bu bağlantıyı yapmadığınız müddetçe bu cihaz durduğu yerden bilgi gönderemez. Bilgi gönderemiyorsa o zaman bildirim gerçekleşmemiş olur. Bakalım. Şimdi 3 kanal dedik bize. 3 kanalı açtık. Dedik ki 3 tane alternatif yol var. Hangisini seçiyorsunuz? Tercihinizi bize söyleyin dedik değerli arkadaşlar. Bu tercihin söylenmesi için elektronik bir ortam yaptık. Bir internet sitesine giriyorsunuz. Diyorsunuz ki ben internet vergi dairesi üzerinden bildireceğim. Ben ÖKC TSM merkezi üzerinden bildireceğim. Ben e-arşiv özel entegratörü üzerinden bildireceğim diyebilirsiniz. Bu tercih bildirim ekranı dediğimiz bir uygulama yaptık. Ama bu ekranı yaparken şunu da yapalım dedik bir vesileyle. Çünkü yılların cihazları, yılların veri tabanı kayıtları var değerli arkadaşlar sistemde. Biliyorum şu an belki sorunla karşılaşan değerli arkadaşlarımız vardır. Elindeki cihaz sistemde gözükmüyordur.
Sistemde var olan cihaz onun değildir. Devretmiştir, kapatmıştır. Biz adınıza kayıtlı, bizde gözüken cihazlarınızı listeledik. Hem yeni nesil hem eski nesil listeledik. Dedik ki, biz gelir idaresi olarak diyoruz ki size, bizdeki bilgiye göre sizin böyle bir cihazınız var. Bunu bir kontrol edin dedik. Bu kontrol ettikten sonra, eğer eski nesilde bir hata varsa, vergi dairesine müracaat etmeniz lazım. Yeni nesilde bir hata olduğunu düşünüyorsanız, yazar kasaya aldığınız bilgi işlem sistemi ekibine müracaat etmeniz lazım. Ki bize doğru bilgi olarak sisteme düzeltilsin ve o cihazların bildirimi sağlıklı bir şekilde yapılabilsin. Bu bildirimleri değerli arkadaşlar, yapılan bildirimi internet vergi dairesi üzerinde çalışmaları tamamlandı. Benden talimat bekliyorlar. Her an açmak üzereyiz. Uygulamaya hem mükellef olarak hem de serbest meslek erbapları olarak girdiğinizde, bir serbest meslek erbabı olarak girdiğinizi düşünelim. Şu an örnek bir serbest meslek erbabı girdiğinde kendisine bağlı sözleşmesi olan mükellefler karşısına çıkıyor. Seçiyor, dönem seçiyor, cihazları seçiyor, tutarı yazıyor, bildirimi kaydetliyor, bu kadar. Bu adımlar yapıldı. Bu ekranlara girerek hangi cihaz için ne kadarlık satış bildirimi yapmışım, onu görebiliyorsunuz. Bildirimi yapılmamış cihazları görebiliyorsunuz. Dönemler itibariyle sorgulayabiliyorsunuz. Cihaz bazında sorgulayabiliyorsunuz. Bildirim süresi içerisinde istediğiniz kadar değiştirebiliyorsunuz. Ama bildirim süresi geçten sonra biz son bilgi bildirme tarihini dikkate alıyoruz. Hatalı cezalı duruma düşmemek için bildirim süresi içerisinde kontrollerin yapılması önem arz ediyor. Akaryakıt istasyonlarıyla ilgili çok sorular geldi. Onu da yazdık. Vardır mükelleflerinizden. Akaryakıt istasyonlarını iki bölüm şeklinde düşünün lütfen arkadaşlar. Bir market bölümünde genel mal ve hizmetlerin satıldığı bölüm. Bir de dışarıda pompalara bağlı yazar kasalar olarak düşünün. Pompalara bağlı yazar kasalarla ilgili bir bildirim yükümlülüğü yok. Onu ayrı bir kanaldan ayrı bir şekilde çalışıyor olacağız. Ama market bölümündeki eski nesilse kasa, onun genel esaslara göre bildirilmesini istiyoruz. İlgili ay kapandıktan sonra bildirim yapılması mümkün. Aynı beyannamede olduğu gibi. Ekim ayının kapanmasını bekleyeceğiz. Kasım'ın KDV beyannamesinin verilme süresine kadar bildirimi yapabiliyor olacağız. Eğer ki tarih 1 Ekim olarak kalırsa. 1-1-2019 olursa Ocak'tan itibaren başlamış olacak. Yine kılavuza yazdık. Dedik ki eğer KDV beyannamesinde geliştirmeleri yaparsak, diyeceksiniz ki yapın. Ama cihaz bilgilerini sürekli BDP dediğimiz programı online olarak düşürtmek konusunda teknik bir sıkıntımız var. Onu yapma çabası içerisindeyiz. Cihaz bilgisini bizim sistemdeki bilgiyle aynı şekilde, aynı unsurlarla bildiriliyor olması lazım. Bunun için teknik ekipleri yoğun bir şekilde çalışmaya aldık. KDV beyannamesinde geliştirmeyi yaptığımızda, diğer yöntemleri seçmiş olsanız dahi, sadece şunu dedik, mükerrer bildirim yapmayın, bildirimler arası bir uyumsuzluk olmasın diye KDV beyannamesindeki tabloyu doldurarak da bildirebilirsiniz dedik. Bunu da yakın zamanda tamamlıyor olacağız ve sizlerle paylaşıyor olacağız. Bu konuda da yine meslek odalarına teşekkür etmek lazım. Onlar bize sundular, biz de bu yola girdik. Bunu da istiyoruz dediler. Onu da yapmak için çalışmalar içerisine girdik değerli arkadaşlar. Şu döküman internet sitemizde, yeni nesil ÖKAC sitesinde linkini az önce vermiştim. Şuradadır değerli arkadaşlar. Bakalım. Sık sorulan sorular dokümanı diye koyduk. Şu. Üstteki doküman en son 24 Eylül itibariyle güncellendi. Orada aklınıza gelebilecek yoğun bir şekilde bize sorulan soruları toparladık ve bir metin haline getirdik. Bu ekrandakiler öz bilgilendirmelerdi. Şu an buradaki kılavuzda, dokümanda 21 tane soru var.
Kimler tercih bildirimde bulunacak, kimler bildirimde bulunmayacak, ne zaman bildireceğiz, hangi yöntemle bildireceğiz, bütün bu soruların cevaplarını bu dokümanda vermeye çalıştık değerli arkadaşlar. Takıldığınız ne olursa, yeni nesil ÖKC sitesi üzerinde forum uygulaması var. E-fatura forumu kullanıyorsunuzdur. E-fatura forum uygulamasında sizlerden anlık sorular geliyor bizlere. Hemen ekiplerimiz aksiyon olarak en hızlı cevabı vermeye çalışıyorlar. Bunu ödeme kayıt cihazlar dünyası içinde tasarladık. Bir bölüm açtık. Ödeme kayıt cihazla ilgili soru sormak istiyorsanız forum üzerinde sorunuzu yazıyorsunuz. Bizim bir ekip hemen çalışıyor. Yöneticiye sunuyor. Uygun görülüyorsa yayınlıyoruz. Orada benzer şekilde sorulan soruların bütün cevaplarını görebilirsiniz. Bunların detaylarına girmeyeceğim değerli arkadaşlar. Vaktimiz biraz daha sınırlı. Bu dokümanı, bu slaytı paylaşabilirim odayla. Hiçbir mahsuru yok. Yayınlayabilirsiniz. İnternet sitemizde de bunları toparladık. Umarım Cenk Bey'in sunumundan sonra yine soru-cevap faslında sorularınızı cevap vermeye çalışıyor olacağız. Veremediğimiz cevaplar da olabilir. Onları da çalışıyor ve sizlere ulaştırıyor olacağız. Ben tekrar sabırla beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Evet. Abdullah Kiraz üstadımıza teşekkür ediyoruz sunumları için. Şimdi topun önemli bir bölümü Cenk İçer'de. Uygulamacı arkadaşımız, Luka'nın program koordinatörü. Şimdi bu anlatılanlar uygulamaya nasıl yansıyacak? Bu bölümü de çok ilgi duyacağınızı düşünüyoruz. Şimdi sözü Cenk İçer'e veriyorum. Bir dakika o zaman kalkan arkadaşlarımız var. Onların boşalttığı yerlere de ayakta kalan arkadaşlarımız var. Yerlerde oturan arkadaşlarımız var. Onlar geçsinler. Uygulama bölümüne geldik. Giden arkadaşlarımız çok şey kaybediyor olabilirler. Ne kalksın? Evet. Ona da az kaldığını söylüyorlar. Evet. Evet. Temel amacımız artık bu bildirimlerin aslında ortadan kaldırılması. Bütün bu dönüşüm ekstradan diğer bildirimlerin yapılmasıyla karşı karşıya kalmamanız için. Arkadaşlar ön tarafta da boş yerler var. En ön koltuklara da gelebilirsiniz. Evet, söz Cenk İçer'de. Efendim, herkese saygılarımı sunarak başlamak istiyorum. Şimdi Sayın Başkanım bu taslak tebliğlerle ilgili konulara değindi. Yaklaşık 8 yıldır bu dönüşümün içerisindeyim. İlk defa bir bombardıman şeklinde inanılmaz değişiklikler öngören tebliğler arka arkaya yayınlandı. Dolayısıyla ben size bugün ne anlatacağım? Ben size bugün E-Defter genel tebliğindeki değişiklikten bahsedeceğim. Sıra numara 1. Bu 3 kere değişti. Yanlış hatırlamıyorsam 3 kere değişti. Değişecek daha doğrusu. Dolayısıyla şu an değişiklik, taslak tebliğdeki değişiklik sektörde, uygulamada karşınıza çıkabilecek birçok problemi çözebileceğini düşünüyorum. Gerçekten çok önemli değişiklikler var. Bunlardan bahsedeceğiz. Vergisi Kanunu 454, 3 tane paragrafta bize elektronik fatura, e-defter kullanımının kimler, hangi sektörlerde zorunlu olacağını belirleyen bir tebliğ. Tam 3 tane paragrafta da bu taslak tebliğde değişiklik öngören taslak tebliğde de değiniliyor. Dolayısıyla elektronik defter, e-fatura, ihracat faturası dediğiniz zaman bütün bunlardaki değişiklikleri yine bu taslak tebliğlerde revize edilmiş şekilde görüyorsunuz. Vergisi Kanunu 487. Bugün elektronik fatura, e-defter, e-arşiv faturası onları ayırın. Bugün e-dönüşüm içerisine giren irsaliye, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu ve başkanın da bahsetmiş olduğu gibi finans sektörünün, bankaların girmiş olduğu, gireceği, bu sisteme gireceği e-dekont uygulamalarını görüyorsunuz. Yani Vergisi Kanunu 487 gerçekten çok önemli bir tebliğ. Ama bu taslak tebliğdeki en can alıcı noktalardan bir tanesi irsaliye uygulamasının olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bunlardan biraz size bahsediyor olacağım. Vergisi Kanunu 433. E-dönüşüme giren bir firmanın açıkta kalan en önemli unsurlarından bir tanesi e-arşiv faturasıdır. E-arşiv faturası ile ilgili
Çok fazla değişiklik var. Uygulama tarafıyla da değişiklikler var. Hadlerle ilgili de değişiklikler var. Bunlardan da bahsedeceğim. Sayın Başkanım ÖKC'den yeteri kadar bahsetti. Ben bahsetmeyeceğim ama özel entegratör konusu çok önemli. Kısaca onlardan da bahsedeceğim. Çünkü bu düzenlemeye çok ihtiyaç vardı. Sağ olsunlar buraya da bir el atmış oldular. Daha sonrasında da böyle bir iki slide'da da tamam bu dönüşüm, dijitalleşme kavramları geliyor ama yazılım sektöründe de ne oluyor, neler gelecek? Böyle 10 yıllar değil, 1-2 yıl içerisinde nelerle karşılaşacağız? Böyle 1-2 slide'da da size bunları anlatmaya çalışacağım. Yani e-dönüşme yazılım sektörü nasıl bir karşılık veriyor? Çünkü dijitalleşme önemli. İlkokuldan beri anlatıyorlar, dinliyorum. Diyor ki, hangi insanoğlunu değiştiren devrim varsa, yenilik varsa arkasında birleştiren, geliştiren bir temel prensibi var diyor. E-dönüşümün, dijitalleşmenin de işte böyle bir prensibi var. Dolayısıyla karşısında durmamız mümkün olmayacak. Sürekli gelişecek. Bunu yakalayamayan firmalar ne olacak? Bir örnek vereyim. Kısaca birkaç tane istatistikten bahsedeyim. Araştırma sonucundan bahsedeyim. Asıl ondan sonra taslak tebliğlere geçelim. Fortune 2000 yılından beri Fortune 500 listesine giren firmaları almışlar. Bir bakmışlar ki %52'si şu an için yok. Bunların bir kısmının dijitalleşmeyi yakalayamadığı düşünülüyor araştırmalar sonucunda. Mesela Kodak firması. Bugün telefondan çektiğimiz kadar fotoğraf sayısı kadar film satıyorlardı. Şu an yok. Dolayısıyla Ericsson, Nokia bunlar artık yok. Dolayısıyla bu dijitalleşmeyi yakalayamayan firmaların da ve çevrelerin de bu sistemden gideceği açık ve net. Hatta iki tane firma, bir araştırmadan daha son olarak bahsedeyim. Bir araştırmaya göre iki tane firmayı koyuyorlar. Aynı sektörde, aynı yerde, aynı işi yapıyorlar. Birisi dijitalleşmesini oldukça yükseltiyor. Dolayısıyla sonunda zaman içerisinde gelirlerinin %9 arttırdığını görüyorlar. Karlılıkların %26 aslında maliyetlerden bir avantaj sağladığını tespit ediyorlar. Dolayısıyla pazar değerini %12 arttırdığını görüyorlar. Dolayısıyla bu firmalar artık COBİ'ler, firmalar ne derseniz bu sistemin içerisine girecekler ve bunu oldukça fazla kullanacaklar. Biz de danışmanlar olarak, müşavirler olarak bu sistemleri yakalamamız gerekecek. Benim yaklaşık 8 yıldır bu sektörün içerisindeyim ve bazen böyle gözle, el yordamıyla tespit ettiğim bazı tespitler vardı, çıkarımlar vardı. Şimdi bu taslak tebliğlerin neden önemli olduğunu buradan göstermek istiyorum. Bunu da Google Trend'e gelmeden önce bir sordum. Nedir durum diye bu elektronik fatura falan mevzusu. Tam da bizim o zaman çizelgemize uygun bir şekilde ilerliyor. Bazen işte mevzuat değişiklikleri olduğu zaman tap yapıyor ama standartta gidiyor. Niye? Çünkü bundan önceki tebliğ taslaklarında hep belli oranlarda, belli tutarda firmalar geldi. Bu çok normal. Gerçekten de böyle. Ama daha da enteresan bir şey var. Altında bir sonuç daha çıkıyor. Mesela en çok bu ürünlerin kullanabildiği ya da buralarda araştırma yapılabildiği ya da buralarda gezinilen yerlere, bölgelere bakıldığı zaman Denizli, Kocaeli, İstanbul, Mersin ve Tekirdağ gibi illeri görüyoruz. Yani aslında ihracatın, ithalatın, sanayinin çok geliştiği yerler, bölgeler olduğunu görüyoruz. Hala COBİ'ye kadar inmemiş. Fakat iş artık değişti. Bu taslak tebliğler yürürlüğe girdiği zaman artık bunlar COBİ'ye kadar inecek. Zaten biz de ürünlerimizden bunları tespit ediyorduk satışından. Şimdi gelelim bu taslak tebliğler neler getiriyor? Sektörde ne gibi yenilikler bize öngörüyor? Önce bizim mesleğimizle ilgili olan, gerçekten direkt ilgili olan elektronik defter genel tebliği ile başlayalım. Bir, siz elektronik defter kullanırken bir yazılım kullanıyorsunuz. Uyumlu yazılım. Gelir Dersi Başkanlığı bu uyumlu yazılım listesini yayınlıyor. Gidiyoruz biz, diyoruz ki biz elektronik defter üretmek istiyoruz. Gelir Dersi tamam hoş geldin diyor. Bir komisyon var. Getir yazılımını test ediyor. Çok da kapsamlı bir test. Oradan geçiyoruz ve orada yayınlıyor. Siz de elektronik defter kullanmak isteyen bir kişi olarak o yazılımlardan bir tanesini kullanıp elektronik defterlerinizi oluşturuyorsunuz. Fakat o orada kalmıyor. Sürekli bizi demoya çağırıyorlar. Diyorlar ki işte yeni bir güncelleme yapılacak. Bununla ilgili testlerini yap. Biz gidiyoruz o komisyon etrafında bunları yapıyoruz. Teknik dokümantasyonunu ver ve sürekli bir kontrol halinde. Yani dolayısıyla Gelir Dersi Başkanlığı uyumlu yazılımlarında peşini bırakmış değil. Fakat bu tebliğ de yoktu. Fakat taslak tebliğlerde bununla ilgili bir düzenleme var. Çok önemli bir değişiklik, mesleki olarak çok önemli bir değişiklik. O da ben buna e-muhasebe fişi diyorum. Yani birazcık daha akılda kalması açısından bir e daha gelmiş oldu. Elektronik defter kullanıcıların muhasebe fişleriyle ilgili bir zorunluluk geliyor. Muhasebe fişlerin tutulmasıyla ilgili, saklanmasıyla ilgili bir zorunluluk geliyor. Bunlardan bahsedeceğiz. Başkanın da bahsettiği bir elektronik imzanın ya da mali mühürün elektronik özel entegratörler tarafından
imzalanması ile ilgili bir düzenleme var. Bunlardan bahsedeceğiz. Ve teknik nedenlerle defter ve belgelerin zayi olması durumunda izlenecek ve izlenecek yollar belirli değildi. Bu tebliğde bununla ilgili de güncellemeler yapılmış oldu. Şimdi bakalım. Şimdi muhasebe fişleri elektronik defter kullanan firmaların, belki su kanununda da var bu madde, ama elektronik defterdeki durumu şu şekilde olacak. Eğer firma elektronik defter kullanıyorsa kayıtların varlığını mutlaka muhasebe fişleri, icmaller ve bodrolar üzerinden ispat etmesi gerekecek. Bunları da kağıt ortamında saklayabileceksiniz. Zaten elektronik defter kılavuzlarında benzer şeyler var. İcmaller vesaireler, icmal kullanırsanız nasıl yapmanız gerektiği gibi. Dolayısıyla bunları elektronik ortam, kağıt ortamında tutabileceğiniz gibi elektronik ortamda da tutabileceksiniz. Peki bunları kim imzalayacak? Bu firmanın mali mühürle olabilir, işte mali müşavirin elektronik imzasıyla olabilir ya da kim bu defterleri tutuyorsa onunla olabilir ama bununla ilgili Geri Dairesi Başkanlığı'nın bir kılavuz yayınlaması gerekiyor. Bunu bilmiyoruz. Dolayısıyla bu konu elektronik defterde muhasebe fişlerinin saklanması, imzalanması ile ilgili konuda yine bir teknik kılavuzun Geri Dairesi Başkanlığı'ndan yayınlanması gerekli. Daha sonra da bu sisteme geçiyor olacağız. Beraatların yüklenme süresiyle ilgili uzatmalar oluyordu. Örneğin işte Vergi Usulü Kanunu 18. maddede net. Hafta tatiline, genel tatile denk geldiği zaman ilk iş gününde biz bunları gönderiyorduk. Fakat Artvin'de olduğu gibi, işte bazı bölgelerde olduğu gibi özel durumlar vardı. Bu durumlarda süre uzatımı vesaire büyük bir problem oluyordu. Gelir Dairesi Başkanlığı bu gibi sebeplerde kullanabilmek için işte bölgesel, mükellef grupları, işte firmalar ya da tüm elektronik defter kullanıcıları için bir aylık süre uzatım yetkisi almış oldu, bu tebliğ taslağı yürürlüğe girerse. Çok önemli bir konu var. Hepimizin elektronik defterde çok zorlandığını düşündüğüm bir konu. Mali mühürler. Mali mühürler yerine artık kendi mali mühürlerimiz yerine özel entegratörlerin mali mühürleriyle elektronik defterlerin imzalanmasıyla ilgili bir düzenleme bu tebliğ taslağında var. Daha önce firmanın mali mühürle mühürlenmesi gerekiyordu. Tabii bununla ilgili mutlaka bir muvafakatname alınması gerekiyor. Bu noter olayında olabilir, elektronik ortamda da olabilir. Geri Dairesi Başkanlığı yine bununla ilgili bir teknik kılavuz yayınlayacak. Diyecek ki işte şu dönemlerde, şu özel entegratörlerde, şu vergilendirme dönemlerini içeren elektronik defterlerimin bu özel entegratörde imzalanmasına muvafakat ediyorum diye. Bunu elektronik ortamda da olsa Gelir Dersi Başkanlığı'na gönderebileceğiz ve bu muvafakata istinaden de bizim defterlerimizi özel entegratörler imzalayabilecekler. Çok önemli bir hatırlatma yaptı Gelir Dersi Başkanlığı bu taslak tebliğ ile beraber. Beraatların yükleme sürelerinde, işte müteakip 3. ayın sonuna kadar olan sürede defterlerin teknik kontrollerinin, şema şematron kontrollerinin, içerik kontrollerinin defterlerle beraber hazırlanarak kontrol edilmesi gereken süre olarak bir düzenleme yaptı. Dolayısıyla bu da bizim için önemli bir hatırlatma. Elektronik defterlerde saklamayla ilgili bir düzenleme daha görüyoruz. E-Defter Genel Tebliği, Taslak Tebliğinde. Saklamacı kuruluşlar belirleyecek Gelir Dairesi Başkanlığı. Yine eskisi gibi saklama sorumluluğu mükellefte olmak koşuluyla ikincil kopyalarının saklamacı kuruluşlarda saklanabilmesinin yolu açılmış oluyor. Ama Gelir Dairesi Başkanlığı şimdi birazdan da göreceğiz. Hem yasal düzenlemelerle hem de teknikle oralarla ilgili bir güvence veriyor. Yani siz ikincil kopyayı saklarken muhtemelen elektronik defter yazılımlarına bir kripto algoritması verecek. Elektronik defter oluşturulurken bu kripto algoritması oluşturulacak ve bunu sadece Gelir Dairesi Başkanlığı görüntüleyebilecek. Dolayısıyla bu ikincil kopyaları siz saklamacı kuruluşlarda sakladığınız zaman onlar bunun içeriğini göremeyecekler. Dolayısıyla Gelir Dairesi Başkanlığı bu anlamda işi tamamen garantiye almış durumda. Elektronik defterlerle ilgili saklamalarda bir süre düzenlemesi yaptı. Elektronik defterlerin saklamasıyla ilgili sürenin 10 yıl olması gerektiğiyle ilgili bir düzenlemeyi de görüyoruz. Saklama, elektronik defter genel tebliğinin en temel noktalarından bir tanesi. Orada da özel entegratörlerle ilgili sorumlulukları belirledi. Eğer bir özel entegratör üçüncü kişilerle saklamış olduğu elektronik defterleri paylaşırsa, onlarla ilgili işte izinlerin iptaline kadar giden cezai müeyyidelerle ilgili düzenlemelerde bu taslak tebliğde yapılmış oldu.
Elektronik defteri gelir dersi başkanlığı hem kendi sisteminiz hem de saklamacı kuruluşlar olmak üzere tüm bu sistemin denetlenebilir olması ile ilgili bir düzenleme yaptı. Artık hem sizin sisteminizin hem de saklamacı kuruluşun saklama işlemlerini içeren tüm bu sistemleri denetleyebilmesi ile ilgili yetki alacak tebliğ taslağı yayınlanırsa. Elektronik defterlerin süresinden sonra yüklemek mümkündü. Hangi koşulda yapabiliyorduk bunu? Diyelim ki 6. ayın beratlarını yükledik. 5. ayı yüklememiştiniz. 5. ayı yükleyip sonra 6. ayı yükleyebiliyordunuz. Eğer 6. ayı yüklemişseniz 5. ayı yükleyemiyordunuz. Fakat geriye dönük berat yüklediğiniz zaman herhangi bir cezai müeyyede genel tebliğ de yoktu. Elektronik defter genel tebliğinde yoktu. Bununla ilgili de yine bir cezai müeyyede konmuş oldu. Burada da eğer geriye dönük bir elektronik defter yüklemesi yaparsanız gelir dersi başkanı zamanından sonra o zaman özel usulsüzlük cezalarının düzenleneceğini burada belirtmiş oluyor taslak tebliğde. Mali mühürlerimiz elektronik cihazlar çok çabuk bozulabiliyor. Dolayısıyla bu elektronik cihazlar, mali mühürler, elektronik imzalar bozulduğunda ne yapılması gerektiği taslak tebliğde yoktu uygulamada. Fakat taslak tebliğde diyor ki eğer bu senin dışında bir nedenle bozulmuşsa bununla ilgili yeni mali mühürü hemen başvuracaksın. Yeni mali mühür gelecek. 3 iş günü içerisinde de elektronik defterleri benim sistemime yüklemen gerekiyor. Ama tabii bunu da başkanlığa gerekçeleriyle beraber bildirmen koşuluyla diyor. Dolayısıyla orada da bir uygulama tarafında yaşanan çok büyük bir problemi de düzenlemiş oldu. Gelelim Vergi Usulü Kanunu 454'e. Vergi Usulü Kanunu 454 bugün kimlerin elektronik defter ve e-fatura kullanacağını düzenleyen bir tebliğ. Dolayısıyla burada tamamen hadlerde değişiklikler var. Şu an için 10 milyon olan sınırlardaki değişiklikler var. İhracat işlemleriyle ilgili yine elektronik Vergi Usulü Kanunu 454'teki düzenlemelerde değişiklikleri görüyoruz. Eski uygulamada brüt satış hasılatı 10 milyon ve üstünde olanlar elektronik defter e-faturaya birlikte geçeceklerdi. Yeni taslak tebliğiyle beraber başkanın da söylemiş olduğu gibi 5 milyonu yakalamış olması gerekiyor. Tabi burada yine iskonto, indirimler vesaireleri bakmıyorsunuz. 60 grubuna bakmanız gerekiyor. Yürürlükte 2014 ve müteakip yılları düzenlemesi vardı. Fakat burada ciro limitinde öncelikli olarak 2017'ye bakılacak. Bu şekliyle yayınlanırsa 2017 brüt satış hasılatı 5 milyon ve üstünde ise 2019 ve müteakip yıllarda elektronik defter kullanmak gerekecek. 2018'de yakaladığınız zaman 5 milyonu 2020 yılında elektronik defter ve faturaya zorunlu olarak geçmek zorunda kalacaksınız. ÖTV 1 ve ÖTV 3 mükelleflerinin elektronik defter ve fatura geçmesiyle ilgili Vergi Usulü Kanunu 454'teki düzenlemede değişiklik yapıldı. O da şu şekilde: lisans aldıkları mükellefi tesis edildiği tarih izleyen tarih itibariyle elektronik fatura ve deftere geçmek zorundaydı bu tür mükellefler. Fakat yeni düzenlemeyle beraber lisans tarihini takip eden ayın 4. ay sonu itibariyle elektronik defter ve faturaya geçmek zorunda kalacaklar. Orada küçük bir durum daha var, kriter daha var. Eğer bitiş tarihi yıl sonuyla arasında 3 aylık bir zaman zarfı varsa önünüzdeki yıl değil, bir sonraki yıl elektronik defter e-faturaya geçecek. Dolayısıyla Ekim ayı itibariyle süre bitmişse, örneğin 2018 yılında yapmışsa bunu, 2020 yılında elektronik fatura ve deftere geçmek zorunda kalacaklar. İhracat işlemleriyle ilgili bir düzenleme var. Şu an için ihracat işlemlerinde gümrük beyannamesine konu mal ihracı yapan firmalar, eğer elektronik fatura kullanıyorlarsa düzenlemiş oldukları faturaları elektronik fatura olarak gönderiyorlardı. Bu uygulama yine devam edecek. Bir de yolcu beraber işte aracı kuruluşlar üzerinden KDV'si iade alınan durumlarda yine eğer firma elektronik fatura kullanıyorsa faturalarını elektronik fatura olarak kullanacaklardı. Yine bu uygulamalar devam ediyor ama KDV uygulama genel tebliğindeki iade yöntemlerinin tümü bu kapsama girmiş oldu. Yani özel faturada bu sistemin içerisine girmiş oldu. Tüm mal ihracı ve yolcu beraber eşya ihracı yapan işte KDV konu olan ürünler eğer elektronik fatura kullanıyorsanız elektronik fatura olarak düzenlenecek. Gelelim Vergi Usulü Kanunu 487'deki düzenlemelere. Vergi Usulü Kanunu 487'de daha öncesinde hep isteğe bağlı ihtiyari bir geçiş görüyorduk. Elektronik fatura, e-defter ve e-arşiv faturası dışındaki tüm belgeleri burada düzenlemişlerdi. Artık
yasal zorunluluklar geliyor, mecburi geçişler geliyor. E-irsali uygulaması gerçekten çok önemli. Bazı noktalarda, kullanım noktalarında da düzenlemeler yapılmış. Yine bankaların da bu sisteme dahil olabilmesi için de E-Dekont uygulamasını Vergisi Kanunu 487 taslak tebliğinde görmüş oluyoruz. Şimdi Vergisi Kanunu 487'deki e-irsaliyeye gelen yenilikler neler? Biraz da bunlara bakalım. E-irsaliyeyi kullanabilmeniz için mutlaka elektronik fatura kullanmanız gerekiyor. Ve karşıya e-irsaliye, şu anki yürürlükte olan uygulamada karşıya e-irsaliye gönderebilmeniz için de mutlaka onun da e-irsaliye kullanması gerekiyordu. Taslak tebliğ ile beraber buna bir çözüm buldular. Yine elektronik fatura kullanıcıları kullanacak. Yine e-irsaliye sistemi olacak. Ama karşıdaki kişi, karşıda mal sevkiyatı yaptığınız firma eğer e-irsaliye kullanmıyorsa bile ona e-irsaliye düzenleme şansınız olacak. Nasıl olacak? Gelir Dersi Başkanlığı bir sanal kullanıcı tanımlayacak. Bu sanal kullanıcıyı seçtiğiniz zaman gerçekten malın sevkiyatının yapılacağı firmanın bilgilerini yazacaksınız ve irsaliyenizi düzenlemiş olacaksınız ve çıktısını verebileceksiniz. Böylelikle e-irsaliye sistemine kayıtlı olmayan mükelleflere de irsaliye düzenleyebilmek mümkün oluyor. E-irsaliyede geçiş zorunlulukları başlıyor. 25 brüt satış hasılatı 25 milyon ve 2017 yılı brüt satış hasılatı 25 milyon ve üstündeyse e-irsaliyeye geçmek zorunda olacak. Aynı zamanda bazı mükellef gruplarının da e-irsaliyeye geçmesiyle ilgili zorunluluklar var. Başkanım da biraz bahsetti. ÖTV 1 mükelleflerin ÖTV 1 listesine tabi malları imal ve inşa edenlerin bu malların sevkiyatında kullanmaları durumunda. ÖTV 3 yine aynı şekilde. ÖTV 3 listesindeki malları imal inşa eden firmaların bu malları sevkiyatı sırasında yine irsaliye kullanılabilecek. Maden işletmeleri yine bu ruhsatı aldıkları bu ruhsata konu malların sevkiyatında. Şeker kanunu işte beyaz şeker ve türevlerinin sevkiyatında. Gübre takip sistemine kayıtlı olan firmaların yine bu malların sevkiyatında e-irsaliye kullanmak zorunda kalacaklar. Yeni bir irsaliye tipi oluştu. E-irsaliyedeki en büyük problem nedir diye soracak olursanız, sıcak satışta e-irsaliye kullanmak çok mümkün değildi. Niye? Bir malın sevkiyatını başlatabilmeniz için e-irsaliye basıyorsunuz, Gelir Dersi Başkanlığından bir cevap almanız gerekiyor. Gelir Dersi Başkanlığından cevabı aldığınız zaman malın sevkiyatına başlıyordunuz. Dolayısıyla bu özel entegratörden de kaynaklı olarak bir takım gecikmelere sebep olabiliyordu. Şimdi yeni bir irsaliye tipi koymuş oldu. Bunun adı da matbudan dönüştürülen e-irsaliye. Bu ne anlama gelecek? Diyelim ki sıcak bir satış var. Hemen matbu bir irsaliye düzenleyeceksiniz. Daha sonra da e-irsaliye sonradan düzenlenecektir ifadesi olması gerekiyor. 2 iş günü içerisinde de bu düzenlediğiniz irsaliyeyi ilgili belge ve bilgileri de yer alacak şekilde e-irsaliye sisteminden düzenlemeniz gerekiyor. Kullanım yöntemleri, kendi bilgi işlem sisteminizi kullanabilirsiniz. Bir özel entegratör üzerinden çalışabilirsiniz ya da Gelir Dersi Başkanlığı'nın portalı üzerinden de e-irsaliye düzenleyebilme şansınız var. Taslak tebliğde bir madde var. Özel entegratör olarak elektronik faturada hangi özel entegratörle çalışıyorsanız e-irsaliyede de onunla çalışmanız gerekiyordu. Galiba burada da bir değişiklik olacak başkanım. Dolayısıyla da elektronik fatura kullandığınız özel entegratör dışında başka bir özel entegratörle de e-irsaliyeyi kullanabilir duruma geleceksiniz. Mükellef serbest meslek makbuzu ile ilgili Vergi Kanunu 487'de bir düzenleme var. Mükellef grupları itibariyle bir zorunluluk geliyor. Şu an için ihtiyari olan bu uygulamayı 1-1-2000 özellikle 31-3-2019 tarihi itibariyle mükellefiyeti devam edenler 1 Temmuz 2019 itibariyle serbest meslek makbuzunu kullanacaklar. Kimler kullanacak? Serbest meslek faaliyetini gerçekleştiren işte hukuk, muhasebe, denetim, tıp, mimar, mühendislik ve benzeri alanlarda çalışan serbest meslek erbapları bu sisteme geçmiş olacak. 31-3-2019 tarihinden sonra mükellefiyeti başlayanlar, yani 1-4'ten itibaren mükellefiyeti başlayanlar da 3 ayı geçmemek üzere müteakip 3. ayın sonunda serbest meslek makbuzuna geçmek zorunda kalacaklar. Yeni bir düzenlemeyi görüyoruz. E-banka dekontunu. Vergisi Kanunu 487'de yeni bir uygulama, daha önce olmayan bir uygulama. Bankaların
düzenlemiş olduğu kağıt ortamındaki dekontların elektronik ortamda düzenlenmesiyle ilgili bir düzenleme. Bu da ihtiyari bir uygulama şimdilik ama muhtemelen önümüzdeki süreçte de bunlarla ilgili değişiklikler olacak. Kullanım yöntemleri, bunu bankalar yine kendi bilgi işlem sistemlerini kullanabilirler ya da e-banka dekontu özel entegratörleri üzerinden de bu işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Gelelim Vergisel Kanunu 433'e. Vergisel Kanunu 433'teki değişiklikler tamamen e-arşiv faturası ile ilgili değişiklikler. Buradaki değişikliklerde temel olanlar neler? Bir kere Gelir Dairesi Başkanlığı e-arşiv faturasında GİP portal yöntemini açtı. Geçiş zorunluluklarını burada belirledi. Bir 50 bin fatura sınırı var. Şimdi firma elektronik faturaya geçmiyor. E-arşiv faturası da yok. Ama 50 bin TL'lik bir fatura düzenlediği zaman e-arşiv faturası düzenlemek zorunda. Bu gerçekten farklı bir durum. Elimizde şu an için mali mühür vesaire olmadığını düşündüğünüz zaman da biraz problemli gibi görünüyor. Bunların nasıl olabileceğiyle ilgili bilgileri aktarmaya çalışacağım. Yine bakanlık, başkanlık gerekli gördüğü riskli grupları da e-arşiv faturasına geçirebilecek. Yine çok sayıda fatura düzenleyen, bu EPDK lisansına sahip olan elektrik dağıtım firmalarının da el terminallerinde e-arşiv faturası düzenlemesiyle ilgili düzenlemeler var. Şimdi e-arşiv faturasında geçiş zorunluluklarıyla ilgili düzenleme nasıl? Şu an e-arşiv faturası kullanabilmesi için, geçiş zorunluluğu olabilmesi için bir firmanın 5 milyon brüt satış hasılatı ve internetten satışının olması gerekiyor. Bu iki kavram birlikte ise eğer e-arşiv faturasına ve dolayısıyla elektronik faturaya geçmek zorundaydı mükellefler. Şimdi 2017 ve müteakip yıllarda yine ciro 5 milyonda duracak ama burada internetten satış kavramını kaldırmış oldu Gelir Dairesi Başkanı. Kaldıracak taslak tebliğ yayınlandığı zaman. Ve böylelikle ne olmuş olacak zaten dolaylı olarak? 5 milyon brüt satış hasılatımız var. Elektronik fatura ve e-deftere geçiyoruz ve aynı zamanda yine e-arşiv faturasına da geçmek zorunda kalacağız. Hiç internet satışımız var mı yok mu bakmamıza gerek kalmadan. Aracı hizmet sağlayıcıları, yine işte internet reklam hizmetleri veren firmalar da e-arşiv faturasına geçmek zorunda kalacaklar. Yine bu 50 bin faturada olduğu gibi elektronik ortamda düzenlenme zorunluluğu getirilen faturalar da yine e-arşiv faturası olacak ve başkanlıkça uygun görülen firmalarda, gruplarda yine e-arşiv faturasına geçecekler. Peki bu fatura bazında 50 bin TL'lik bir faturamız geldiği zaman vergiler dahil bunu nasıl e-arşiv faturası olarak göndereceğiz? Bu yeni bir uygulama. Burada parça parça bile kestiğiniz gün içerisinde aynı cariye ait bunların toplamına bakacaklar. Vergiler dahil toplam tutarı 50 bin TL'yi bulduğunuz zaman bir faturada bunu e-arşiv faturası olarak keseceksiniz. Ama firmamız elektronik fatura kullanmıyor, e-arşiv faturası kullanmıyor. O zaman muhtemelen internet vergi dairesi ya da interaktif vergi dairesi üzerinden e-arşiv faturası portalına geçiş yapıp oradan e-arşiv faturamızı düzenleyip çıktısını alıp firmaya teslim etmiş olacağız. Burada imzalayacak olan tabii Gelir Dairesi Başkanlığı'nın sertifikası olmuş olacak. Yine Gelir Dairesi işte riskli görmüş olduğu vergi uyum düzeyi düşük olan firmaları da e-arşiv faturasına geçirmiş olacak. Elektronik ticaret kapsamında olan firmalarla ilgili önemli bir düzenleme var. Diyor ki internetten satışın varsa mutlaka faturalarını elektronik ortamda düzenleyeceksin ve sevkiyatını yapmış olduğun firmanın irsaliye yerine geçer kabulünde olan e-arşiv faturasını da birlikte göndermen gerekiyor diyor. Bu da elektronik ticaret yapanlarla ilgili önemli bir düzenleme. Çok yanlış bir algı var e-arşiv faturası ile ilgili. E-arşiv faturasına geçtim, elektronik faturaya geçtim. Benim artık kağıt fatura tutmamam gerektiği gibi bir algı var. İşte ben bunları imha edeyim işte vesaire gibi. Oysa ki teknik sebeplerle olabilir ya da işte Milli Savunma İstihbarat gibi kurumlara fatura kesiyor olabilirsiniz. Bu gibi firmalara kestiniz ya da teknik sebeplerden dolayı kesemediğiniz faturalarda yine matbu fatura düzenlemek durumunda kalabilirsiniz. Dolayısıyla kağıt faturalarda yine e-arşiv faturasında bulunması gerekiyor. Ama böyle bir fatura düzenlediğiniz zaman da en geç 15 gün içerisinde e-arşiv faturası kullanıyorsanız başkanlığa bildirmek zorundasınız. EPDK lisansı olan
işte elektrik dağıtım şirketleri ölçüm yaptıklarında bize bir termal fatura veriyorlar. Onlar e-arşiv faturasında bu işte el termlerle üzerinden kesiliyor. Dolayısıyla yeni bir bu düzenlemeyle beraber bu faturaların da el terminallerinden kesilebilmesiyle ilgili bir düzenleme de yapılmış oldu. Kullanım yöntemlerine bakacak olursanız e-arşiv faturasında eskiden kendi bilgi işlem sistemimiz vardı. Bir de e-arşiv faturası özel entegratörleri vardı. Şimdi Gelir Dersi Başkanlığı ücretsiz ve yeni bir sistem olarak kendi portalında açmış oluyor. Yani siz e-arşiv faturasına geçeceksiniz, kendi mali mühürlerinize girip e-arşiv faturası da düzenleyebilmeniz mümkün olacak. E-arşiv faturası kullananların çok büyük problemlerinden bir tanesi de nihai tüketicilere yapmış oldukları satışlar. Bu satışlarda vergi kimlik numarası ya da TC kimlik numarası vermek istemiyorlar. Vergi mükellefiyeti olmayanlar. Gelir Dersi Başkanlığı yapmış olduğu açıklamalarla beraber nihai tüketicilere 11 haneli işte 1-1-1-1-1 yazıp işte vergi dersi vesaire almadan da fatura düzenleyebilmenizle ilgili duyuruları da yapmış oldu e-arşiv faturasında. Şimdi eski nesil ödeme kaydedici cihazlar, yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarla ilgili başkanım zaten gerekli açıklamaları yaptı. Gelir Dersi Başkanlığı'nın yapmış olduğu bu taslak tebliğlerdeki en büyük değişikliklerden bir tanesi de hem atıfta bulunarak hem de özel entegratörlere haricen bir taslak tebliğ yayınlıyor. Taslak döküman yayınladı. O da özel entegratörler. Biz firma olarak bütün bilgilerimizi özel entegratörlere veriyoruz. İçeride ne olup bittiğinin gerçekten tarafsız bir gözle, tarafsız bir makamla denetlenebilmesi lazım. Çünkü onların makinesinde. Dolayısıyla özel entegratörlerde gizlilik ve güvenlik gerçekten çok önemli bir kavram. Çok yerinde bir kararla özel entegratörlerin denetlenebilmesiyle ilgili de bir takım düzenlemeler yapıldı. Bu da gerçekten sektörde çok büyük bir kafa karışıklığını önleyecek diye düşünüyorum. Peki, düzenlemeler bu şekilde. Tabii sorularınız olabilir. O soruları başkanım tabii ki bu tarafta Gelir Dersi Başkanlığı tarafındaki kısımları cevaplandıracaktır. Ama yazılım sektöründe de neler oluyor? Şöyle bir iki tane örnek vermek istiyorum. Aslında başkanım da bahsetmiş olduğu gibi elektronik fatura bu taslaklarda anlatıldığından çok daha fazlası. Neden fazlası? Büyük firmalar bunları kullanmaya başladılar. Elektronik faturadaki bazı alanları kullanarak siz satış sürecinden, sipariş sürecinden tüm işlemlerinizi faturada yönetebilebilme şansınız var. Artık işlemlerimizi yeni teknolojilerle, RFID teknolojileri, işte OCR teknolojileriyle beraber faturaların elektronik ortama gelmesi, ürünlerin artık faturaların otomatikman oluşması sağlanmış oluyor. Dolayısıyla iş yapış şekillerimiz bile değişmeye başladı. Artık LIFO, FIFO, ağırlıklı ortalama, tartılı ortalama gibi kavramlara gerek kalmadan tüm ürünlerin maliyetleri ve faturalaşma süreçleri ürünlerin üzerinden, nesnelerin üzerinden geçer duruma geldi. Bu tamamen elektronik faturadaki alanların kullanılarak yeni teknolojilerle birleştirilmesiyle oldu. Artık gelir tablosu gibi, bilanço gibi bazı bilgilerin daha online gelen dashboardlar üzerinden gelmesi, akması böylelikle sağlanmış oldu. Gelir Dersi Başkanlığı bunu yaparak, bu sisteme geçerek yazılımlara, bizlere bir altın sundu. Bu da standart diller, UBL gibi, XBRL gibi diller. Bunları kullanarak artık muhasebe fişlerini oluşturmanıza gerek yok. Fatura geldiği andan itibaren içerisindeki vergi oranlarından, vergi tutarlarından, muhasebe kayıtlarının otomatik oluşması, belgenin otomatik oluşması yazılımlar tarafından sağlandı. Peki firmalar bunu ne yapıyorlar? ROZ'u duydunuz. İşte biliyorsunuz icra avukatı Amerika'da işe başladı. IBM şimdi bunun üzerine yeni bir çalışma daha yapıyor. Bu sefer de mali müşavirlik hizmetiyle ilgili, denetimiyle ilgili yazılımlar geliştirmeye başladı. Birkaç firma Google Chrome ya da Firefox eklentileri yapmaya başladı. Pluginleri yapmaya başladı. Mevzuatı tarıyor. Halkın anlayabileceği dilde danışmanlık olarak sizlere cevapları veriyor. Bu pluginler uygulanmaya başlayacak yakın bir zamanda. Onlar da 1-2 sene içerisinde. Dolayısıyla baktığım zaman birçok değişiklik oluyor. Özellikle Gelir Dersi Başkanlığı değişiklikleri, yazılım sektöründeki değişiklikler. İşte başkanım da bahsettiği Bitcoin teknolojileri, işte aslında Bitcoin teknolojisi dediğim şey büyük defter. Bunları çok iyi anlayabilmek ve bunları uygulayabilmek gerçekten önemli. Hepinize teşekkür ediyorum. Sorularınız olursa cevaplandırabiliriz.
Evet, ara vermeden önce ayrılan arkadaşlar için de özellikle söylüyorum. Grup başkanımız önemli bir iki konuyu daha açıkladıktan sonra ara vereceğiz. Tekrar söz veriyorum. Buyurun başkanım. Bu sefer kürsüden devam edelim. Aslında konuşmalarımızın arasında belirttik. Fakat ben buradaki böyle bir hazırlığını görünce hafta sonu yine katılacağımız muhasebe kongresinde de vurgu yapmak istediğim konuları aslında burada yine paylaşmakta fayda görüyorum. E-dönüşüm yoğun bir şekilde bizi de sürüklüyor. Biz de ona ayak uydurmak zorundayız. Sizler de ayak uydurmak durumundasınız. Eğer bu e-dönüşümü sizlerde, bizlerde, ilgili bütün kurum ve kuruluşlarda yakalayabildiğinde büyük fırsatlar var. Yakalayamadığında büyük tehditler var. Bu e-dönüşümün gerektirdiği tedbirleri eğer sağlıklı bir şekilde alamazsak başımız daha da fazla ağrıyabilir. Eskiden defter bari basılı bir şekilde dolapta duruyordu. Örnek olarak söylüyorum. Ama şimdi elektronik ortamda siber saldırılar alemi gün geçtikçe artıyor, tehditler artıyor. Bu konuda bir son hatırlatma, bir vurgu yapmak adına tekrar söz aldım. Fırsatlar nelerdir dediğimizde, buradaki her arkadaşım bence bu seminerden sonra dahi muhatap olduğu mükelleflerini dahi bilgilendiriyor olması onlar nazarında büyük bir fark yaratacaktır. Muhasebecim beni e-dönüşüm uygulamasında zamanında uygun bir şekilde hatırlatıyor demesi dahi onun mükellef gözünde bir fark yaratacağını düşünüyorum. İki muhasebeci düşünelim. Biri hiç mükellefle teması yok. Sadece gelen belgeleri kaydediyor. Ama öbürü bak böyle bir uygulama var. Bunu kaçırmamamız lazım. Bilgilendirme yaptığında bizim bakış açımıza göre fark yaratır, kendini daha ön plana çıkartır. Bu farkı yaratamayanlar, yakalayamayanlar var olan müşterilerini de kaybedebilirler. Bu da tehditlerin başında sıraya koyduk. Doğru. Onlara da gidiyoruz arkadaşlar, ama. Arkadaşlar lütfen devam edelim. Toparlıyoruz zaten lütfen. Sabır. Arkadaşlar az önce de bahsedildi. E-dönüşümde siz entegrasyon kavramını kullandığımız yazılımlarla büyük ölçüde yakalıyorsunuz. Gerek işletme içerisinde ERP programları yoluyla gerekse muhasebe yazılımlarının kendi içindeki uygulamaların entegrasyonu yoluyla faturaların otomatik muhasebe kayıtlarına dönüştüğü bir dönem görüyoruz. Bunu oluşturamadığımızda, uygun bir altyapıyı kullanmadığımızda hala e-faturalar, hala klasik usulle YVM maddeleri giriliyor olması bir zaman kaybı. Buna katlanmamamız lazım. O nimetin öbür taraftan nimetinden yararlanmamız lazım diye düşünüyoruz. Konuşmalarında bahsettim. Takdir ve değerlendirme size ait. Muhasebenin temel fonksiyonlarını bütün kitaplarda, eğitim kitaplarında olsun, sunumlarda olsun defalarca okumuşuzdur. Kitabı bilgi olarak aklımızda kalmıştır. Muhasebe sadece kayıtlama değildir. Kayıtlama fonksiyonundan ziyade onunla birlikte doğal sonucu olan analiz, raporlama gibi fonksiyonları da vardır. Danışmanlık fonksiyonu vardır. Biz şu iddiadayız, onu söyleyeyim. E-dönüşümle daha fazla zaman yaratabilirsiniz kendinize. Daha fazla zamanı boşa çıkararak angarya gibi gözükmekte olan eski işlerin çok daha otomatik, daha kısa vadede yapılabildiği bir durumda size daha kalacak fazla zaman sizin daha farklı alanlarda daha nitelikli, kaliteli hizmetler sunmanıza ortam yaratacağına inanıyoruz. Bunu bir fırsat olarak değerlendirmemiz gerektiğini inanıyoruz. Şimdi muhasebe mesleğinde yine konuştum. İç denetim, bağımsız denetim,
denetime hazırlık, e-dönüşüm araçlarıyla aklınızın alamayacağı noktalara vardı değerli arkadaşlar. Şunu biliyorum, programa defterinizi yüklediğinizde en az 500 kriterden defterin defterin içerisinden hareketle olası riskleri sizler önüne koyabilen bir durumdan bahsediyoruz. Bu çok yaygınlaşmamış olabilir. Bunu kullanan işletmeleri biliyoruz. Bunu kullanabilen bazı yapıları biliyoruz. Ama gelecek oraya doğru gidiyor. Siz bu e-dönüşümü yakalarsanız bir basit programla bu işletmenin durumunu vergi mevzuatı çerçevesinde, ticaret kanunu kuralları çerçevesinde acaba düzeltmesi gereken başka durumlar var mı? Zaman geçmeden öğrenebilirsiniz. İncelemeye alındığınızda defterinizi ibraz edersiniz ama siz o ibraz ettiğiniz defterde sizin nazarınızda nelerle karşı karşıya olmasını bilmek kadar hakkınız olan doğal bir şey yok. Bence bunu bilmelisiniz. Bu nedenle e-dönüşüm sizlere faydalı, daha kolay yazılımlar yoluyla sonuçları da kısa zamanda iletebilir. Biz zaman ve maliyet tasarrufuna yol açacağını düşünüyoruz. İlk zamanlar evet daha fazla eleman istihdam ediyor olabilirsiniz. Daha fazla program kullanıyor olabilirsiniz. Ama bu ileriki dönemde bunun nimetlerinden daha fazla yararlandığınızda muhasebe süreçleri de daha sade, daha basit, kolay hale gelecek ve standart bir yapıya doğru kavuşacak. Artık bir program bilen her programı kullanabilecek noktaya gelmiş olacak. Bunun 2019 yılı başından itibaren işletme hesabı da geliyor. Şu an basit usulün %80'lik, 90'lık kısmı sisteme girdi. Serbest meslek erbabı kısmı da girecek. Defter beyan sisteminden bahsediyoruz. Artık muhasebe süreçlerini bu programlar daha entegre hale getiriyor. Bu uygulamaya, en başta diğer paydaşlarımız yazılım firmaları uyum sağladılar. Biliyorum diğer muhasebe programlarda hemen entegrasyon yazılımlarını tamamlayarak defter beyan sistemine entegre olmaya başladılar. Orada yaptığınız kaydı bir de öbür tarafta uğraşmamak adına dönüşümü sağladılar. Bu bakımdan buradaki ana hatları da sizlerle paylaşmak benim boynumun borcu. Bunu da paylaşmak istedim. Konuşmamda da bahsetmiş olduğum gibi ilk başta her dönüşümün sürecinin başında böyle bir direnç, böyle bir kaygıyla bakmak veya alışamamanın verdiği bir durum olabilir. Kesinlikle çok daha iyi noktalara doğru taşıyacağına inanıyoruz ve bu çabalarımız bizim açımızdan sürüyor olacak. Temel amacımız işleri daha etkin, daha kısa zamanda, daha verimli bir şekilde yapmak ve aslında sizlere ile birlikte daha iyi noktalara ulaşmak. Onu da açıklıkla ifade edeyim. Ben tekrar söz aldığım için teşekkür ediyorum. Evet. Konuşmacılarımıza sunumlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi 15 dakika ara veriyoruz. Aradan sonra sorularınızı yanıtlayacağız ve konuşmacılarımıza tekrar bir teşekkür edeceğiz. Sorularınızı arada yazılı olarak istiyoruz. Kime yöneltmek istediğinizi de belirterek.